Herkese merhabalar. Koronavirüs salgınını konuşmaya devam ediyoruz. Hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemindeki salgın 11 Mart'tan beri Türkiye'de hayatlarımızda ve gergin bir bekleyişle aşıları bekliyorduk ve Türkiye'de aşılama başladı bütün dünyada olduğu gibi. Ama hem izleyicilerimiz için hem bizim için her zaman bir gizem var. Her hafta konuşsak da merak ettiklerimiz bitmiyor koronavirüs salgını ile ilgili. O yüzden bugün bu programımızda seyircilerimizden salgınla ilgili soru alacağız. Doktorlarımız, uzmanlarımız, hocalarımız seyircilerin sorularını cevaplayacaklar. Her hafta yaptığımız programı bugün seyircilere ayırıyoruz. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve virolog Doçent Doktor Müge Çevik, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Yaşam Bilimleri Bölümünden sentetik biyoloji uzmanı Doçent Doktor Urartu Şeker ve Almanya'daki Dresden Üniversitesi'nden genetik ve sinir bilim uzmanı Doçent Doktor Çağhan Kızı'la birlikteyiz yine. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. YouTube canlı yayınında Medyascope izleyicileri bizlere sorularını yöneltecekler ve ben de bu soruları sizlere aktarıyor olacağım. İzleyicilerimizden soru beklediğimizi salgınla ilgili bir kez daha hatırlatalım. İzleyicilerimizden bu saate kadar gelen sorulardan bir tanesi İngiltere ve Almanya ile ilgiliydi. Bununla başlayalım. Şunu soruyorlar. Neden buralar kapandığı halde vakalardaki ciddi artışlar devam ediyor? İngiltere'yi iyi bilen Müge Çevik ve Almanya'yı bilen Çağhan Kızıl'la başlayalım. Müge Hanım buyurun. Teşekkürler bu soru için. Ya evet, İngiltere'deki durum halen yani ciddiyetini koruyor. Bakarsak eğer vaka sayılarına günde neredeyse 60 bin civarında vaka kaydı var. Ve neredeyse 4000-5000 arasında hasta hastaneye yatıyor. Ve günde en yüksek, yani belki Nisan'dan beri en yüksek ölümü yaşadı geçen gün. 1300 civarında kişi maalesef ki hayatını kaybetti. Yani bu dönemde bu R0 dediğimiz, R0 dediğimiz numara işte 1.2-1.3 arasında, yani halen hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bunun sebebi, tabii ki birçok sebebi var. Ama her ne kadar şu anda biz lockdown'a gitmiş olsak da bir Mart ayındaki, Nisan ayındaki kapanış gibi değil şu andaki kapanış. Yani çoğu, mesela bazı sektördeki insanlar hala çalışmaya devam ediyor. Neredeyse 15 milyon civarında kişi hala işe gidiyor. Özellikle işte nasıl diyeyim, kargo şirketlerinde çalışanlar, yemek işlerinde çalışanlar halen devam ediyor, süpermarkette çalışanlar. Ve bildiğiniz gibi geçen haftalarda da konuştuk, COVID çalışmaya devam edenlerin hastalığı. Yani eğer ki evde oturabiliyorsan, evden çalışabiliyorsan, çok kimseyle bağın yoksa, sosyal bir network'ün büyük değilse, o zaman riskin daha azalıyor. Ama mesela insanlarla daha fazla bağlantıda olduğun bir işte çalışıyorsan, toplu taşıma kullanılıyorsa vesaire, bu riski tamamen arttırıyor. Ve biz burada da bunu görmeye devam ediyoruz. Ve özellikle ikinci sebep de burada, belki Çağan Hocam daha iyi verir onu, Almanya'dan farklı olarak burada insanlar izole edildiği zaman pek destek almıyorlar hükümetten. Yani aldığı maaşı sadece 1/3'ünü alabiliyor. O yüzden çoğu insan test olmak istemiyor. Özellikle az, yani düşük gelirli işlerde çalışan insanlar. Belki de hasta olarak işe devam ediyor. Yani çünkü insanlar bu zorlu bir dönemde evine, yani yiyecek götürmek durumunda. Yani böyle şeyler tartışılıyor tabii ki. Üçüncü sebebi de biliyorsunuz. Ki işte bu hastanelerde ve özellikle uzun süreli bakım evlerinde en fazla ölümler gözükmüştü. Tüm Avrupa'da ve İngiltere'de dahil. Huzur evlerinde yaşayanlar belki toplumun neredeyse %1'ini oluşturmasına rağmen ölümlerin %60'ına sebep olmuştu burada ilk dalgada. Yine aynı şey görüyoruz ve bu yeni mutasyon özellikle bu huzur evlerinde, kapalı yerlerde, hapishanelerde çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Ve bunu engellemekte çok zorluk çekiyor, yani çoğu hastaneler ve bakım evleri.
Yani o yüzden hala maalesef ki zor durumdayız. Kapanmış olmasına rağmen daha da kapatma gibi bir şeyler var. Yani bazı akademisyenler bunu istiyor, daha da kapatalım gibi. Ama ben bunun doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğer ki insanlara sosyal ve finansal destek verilmezse zaten insanlar test olmak istemeyecek. Ve belki şimdiye kadar hani pandeminin çözümü test yapmak gibi görmüştük ama asıl engelleyen enfeksiyonları insanların izole olması ve karantinaya gitmesi. Halen mesela evler içerisinde aileler birbirlerine çok fazla bulaştırıyor. Bununla ilgili mesela özellikle biz şey yazdık, kararname gibi bir şey yazdık. Özellikle mesela insanların otellere yerleştirilmesi gibi. Çünkü halen yani bir kişi evde enfekte olunca diğerlerini enfekte etmesi ni engelleyemiyoruz maalesef ki. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Yani şimdi şöyle geçelim. Yine izolasyon hala en önemli önlem diyorsunuz. Çağhan Kızıl'a geçmeden ben bir kez daha hatırlatayım izleyicilerimize. İzleyicilerin sorularını yanıtlayacağız koronavirüs salgınıyla ilgili. Yayına yorum yazmalarını, YouTube canlı yayınımıza yorum yazarak sorularını bize iletmelerini rica ediyoruz. Ben de buradan aktarıyor olacağım hocalarımıza. Çağhan Kızıl, Almanya ile ilgili soruyla devam edelim. Orada vakaların hızlı artışının sebebini ne olarak görüyorsun? Almanya'da aslında pandeminin başında Mart-Nisan aylarında izolasyon ve takip çok iyi yapılıyordu. Bu nedenle vaka sayıları da düşüktü ve Avrupa içinde de ortalamanın aşağısındaydı. Örneğin ilk pikte diyelim yükselişte, ilk dalgada 7500 maksimum vaka çıkmıştı günlük ve ölümler ise 250'yi aşmamıştı. Şimdi ise 30.000'in üzerinde seyrediyor günlük vaka. Ölümler ise 2-3 gün önce 1500'ü aşmış durumda. Bunun sebebini 2 gün önce uzun bir basın açıklamasında Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı ve birkaç bilim insanı şöyle açıkladılar. Hareketlilik verilerine bakınca Mart-Nisan aylarıyla kış aylarında yılbaşındaki Almanya içi hareketliliğe bakınca büyük bir fark görünüyor. İnsanların hareketliliğinin azaltılamadığı görülüyor. İlk Mart ayında bu çok daha azdı. İnsanlar evlerindeydi. Müge Hocam'ın dediği gibi insandan insana bulaşımın ana etkeni olduğu Almanya'da konuşuluyor. Bu nedenle önlemler tam bir kapanma hiçbir zaman olmadı Almanya'da. Başka bir model uyguluyordu. Belli ev içi yayılımı da engellemek için. Çünkü Almanya'da ev içi yayılım %37 civarında yayılımın nedeni olarak belirtilmişti birkaç ay önce. Ona ilişkin önlemler alınıyor. Ama bu azaltılabilmiş değil. Dolayısıyla hareketliliğin azaltılmadığı ortada. İkincisi de çalışma koşulları. Evden çalışma ve devlet desteği var ama Almanya'da çalışan mini job denen işlerde çalışan insanlar, özellikle gençler bu destekten yararlanamıyorlar. Dolayısıyla onlar çalışmaya devam ediyorlar. Yani toplumun genç kesimi virüsü yaymaya devam ediyor. Üçüncü olarak da tabii işin biraz politik bir yanı da var. Yazdan sonra Almanya'nın büyük kentlerinde, belli yerlerinde, özellikle de doğusunda aşırı sağ ve ırkçıların daha fazla olduğu bölgelerde maske karşıtı eylemler yapıldı. Binlerce insan bir araya geldi ve bunların da etkisiyle örneğin şu anda en fazla vakanın yaşandığı iki eyalet Thüringen ve Saksonya. Saksonya eyaletinde aşırı sağ parti %33 oy almıştı ve o bölgelerde çok uzun süre, yaklaşık son 4-5 haftadır Almanya'nın insidans oranı en yüksek bölgesi ve oradaki bölgeler. Yani 100 bin kişide 500'ün üzerinde bu bölgelerde ve ölümler de çok fazla yaşanıyor. Diğer bölgelerde de dediğim gibi yılbaşı seyahatler nedeniyle artış gözleniyor. Almanya tam bir kapanmaya, herkesi eve kapatmaya hala karşı çıkıyor tüm eyaletler. Bu nedenle farklı uygulamalar gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Örneğin toplu taşıma azaltılacak ya da maske kullanımı değiştirilecek gibi. Ama Almanya'daki yayılımın ana nedeni, kısaca Müge Hoca'nın söylediklerine ek olarak, İngiltere'dekiler burada da geçerli Almanya'da,
Ama hareketliliğin azalmaması olarak söyleniyor. Hareketliliğin azalması yine de salgının gidişatıyla ilgili en önemli önlemlerden biri gibi görünüyor hala aşılama başladığı halde. Şimdi aşılama başladı, hepimize bir rahatlama ve güven de getirdi açıkçası ama Brezilya'daki sonuçlar da çok tartışıldı. İzleyicilerimizden sık sık aşılarla ilgili sorular geliyor. Şunu konuşarak başlayalım. Brezilya'daki bu %50 koruyuculuk sonucu ne anlama geliyor? Bu bir güvensizlik yarattı ama bu haklı bir güvensizlik mi? Esin Şenol ve Ürartu Şeker'e soracağım bunu. Sonra aşılar üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Esin Şenol, sizle başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim, yapılan en büyük hatalardan birisi bir aşının kısa sürede pandemiyi bitireceğini düşünmek ve kısıtlama ve önlemlerin hemen sona ereceğini ve birdenbire hayatın bahar olacağını zannetmek. Bu algı da aslında salgını en kötü yönetmiş ülkeler tarafından en çok aşının öne çıkarıldığı senaryo o ülkelerde. Şimdi aşılarla ilgili böyle bir saptama var. Bir de aşı yarışı var. Hem pazar anlamında aşı pazarı çok büyüdüğü için bir ön alma çalışması var ve çok zahmetli ve zor çalışmalardan geçmek durumunda aşılar. Her ne kadar acil kullanım onayı denilse de acil kullanım onayının şartlarını sağlamak gerçekten çok zor ve aylar geçtikçe de zorlaşıyor. Son derece zahmetli süreçler ve beklenmedik bir şekilde iki tane aşı aslında umulandan çok daha yüksek bir başarı göstererek altın standart olunca diğer aşılarla da bir telaş süreci başladı. Ülkelerin telaşına bazı aşılar eşlik ediyor. Aşıların kendi telaşları da var bir yandan. Şimdi bizim ülkemizdeki durum şöyle oldu. Faz 3'ü sonuçlanmamış ve faz 3'ünün sonuçlanması konusunda gerek çalışma tasarımı gerekse verilerin güvenli bir şekilde, güvenli bir yöntemle paylaşılması konusunda ne diyelim, belki deneyimi mi az diyelim ya da bir telaşa mı kapıldı diyelim, bir aşıyla tek başımıza kalmış olmak oldu. Aşıya çalışma sonuçları yetiştirilmeye çalışılınca da ve çalışma tasarımı da farklı farklı kurulduğu anlaşıldığı üzere anlaşıldı ki bu üç ülkenin sonuçları birleşemeyecek, birleşse de bir mana ifade etmeyecek. Türkiye Brezilya'nın sonucu gecikince bir ara kırılım verisi açıkladı ama çok küçük bir veri o. Açıklanması istenilmeyen bir dönemde verilmiş bir veri o. Acil kullanım onayına da veri bile sağlanamasa verilecektir gibi bir not konuldu. Tabii bütün bunlar güven ve şeffaflık konusunda tedirginlik yarattı. Şimdi tek aşıya yatırım yapılmış. Aşı çok etkili olsun diye bekleniliyor. En azından öbür ikisi kadar etkili olsun diye bekleniliyor. Aşının faz 3 çalışma sonuçları bir türlü Brezilya'dan bekleniyor, yayınlanamıyor. Türkiye'de ara kırılım verisi koyuyor ve o da çok küçük bir veri. Brezilya'dan gelen veri de güven bakımından sarsıcı oldu. Şöyle ki başlangıçta %78 diye açıkladı. %78 hepimize çok makul göründü. Zaten diğer aşılarda önce bir basın açıklamasıyla yaptılar bu işi, sonra yayınladılar ve ilgili kurumlara onay için bütün dokümanlarını hazırlayıp sıralarını bekleyip gittiler. Bu olur, %78 bir ön gösterim, ne güzel, bizde de %91 çıktı derken birdenbire bir %50 açıklaması geldi. %50 açıklamasının alt kırılımları gibi bir şeyler yapıldı ama şöyle söyleyeyim. Aşı çalışması tasarımlanırken birinci sonlanım noktası diye bir commitment, bir akit yapılıyor. Yani ben gönüllülerde plasebo ile aşı arasında hastalığı ne kadar önlediğine bakacağım diyor. Dolayısıyla bizi ilgilendiren bu birinci sonlanım noktası bakımından %50 bu aşının sonucu. %50 Dünya Sağlık Örgütü'nün istediği sonuca, kırılıma çok yakın bir istatistiksel değerle ortaya çıktı. Yani %30'a da inebilir. Güvenilirlik aralığı böyle gösteriyor. %70'e de çıkabilir. Çok böyle ileri yaş ya da risk gruplarını kapsamadığı anlaşıldı. Böyle olunca şimdi bu aşı güvenli bir aşı gibi görünüyor. %50 de fena bir veri değil. Gene de kullanılabilir ama bir risk gruplarını koruyup koruyamayacağını bilemeyiz. İleri yaş grubu başta olmak üzere. İki, bu aşıyla bu ülkenin pandemisi
3 milyon dozda da bitmez, 50 milyon dozda da bitmez, 120 milyon dozda da bitmez. Çünkü çıkardığımız rakam bize şunu söylüyor. %80 etkili bir aşıyla %70-80'ini nüfusun ilk 6 ay içinde aşılayabilirsek biz de bu pandemiyle ilgili bir nefes alabileceğiz. Özellikle bir %30'u ilk 2-3 ay içinde aşılayabilirsek de hastane yükünü azaltmak bakımından bir ne diyelim nefes alacağız, bir düz çizgi göreceğiz. Bu da hani ileri yaştakilerin ve sağlıkçıların başta aşılanması anlamına geliyor. Şimdi veri olması çok önemli. Bilim insanının önünde veri olması çok önemli. Bana bu aşıyı verseniz bu koşullarıyla, bazı detaylarını da gördükten sonra ben bu aşıyı hala bu ülkede konumlandırırım. 18-60 yaş arası gruba, iyi antikor cevabı verebilecek gruba aldığım kadar aşıyı, ama 28 güne uzatmam bu aralığı çünkü çıkan sonuç böyle, 14 günde bir yaparak öbür aşılarla da yüksek risk gruplarını ve ileri yaştakileri aşılama yoluna giderim ve bunun için de Türkiye'nin seçenekleri var. Benim yorumum bu kadar. Tek tek kendi durumunu soran seyircilerimiz de var. Çok kısa onu da soracağım size Esin Hanım, Urartu Bey geçmeden önce. Mesela bir izleyicimizin sorduğu, 45 yaşında ve alerjik astım hastası. Sinovac aşısının reaksiyon vermesinden çekiniyor ve aşı yaptırıp yaptırmama konusunda kararsız. Mesela böyle bir hastaya ne söylersiniz? Biz aşı odalarını buna göre konumlandırdık. Acil tablolarıyla ve oksijen ve sedye ile konumlandırdık. Şu anda ilk faz, yani bu faz için bütün aşı odaları bu şekilde konumlandırıldı ve en aşağı 30 dakika gözlüyoruz. Hiçbir endişeye yer yok. Alerji bakımından bütün aşılarla ilişkili durum, alerji riski bütün aşılarda var. Mesela BioNTech'in Amerika'daki aşılama sürecinde 26 milyonda 26 vaka denilmiş oldu. İçindeki bir taşıyıcı molekülle özellikle. Ama normalde bizim diğer aşılarla aşılama sürecinde biz bunu milyonda bir bekleriz. Bu çok olağan. Niye çok olağan? Aşı yeni. Yani aşı dünya yüzünde her insanın ilk kez karşılaşacağı bir takım bileşenler ve asıl önemlisi antijenin kendisi yepyeni. Onun için beklenilen şeyler bunlar. Önemli olan yönetebilmek yan etkileri. Salgındaki en büyük korkularımızdan biri de mutasyonlar oldu bu süreçte. Biz de haftalardır konuşuyoruz. Mutasyonlarla ilgili de sık sık sorular geliyor. Şimdi aşıları da olurken mutasyonlar bu aşıları etkili mi, etkisiz kılıyor mu diye de merak eden izleyicilerimiz var. Urartu Şeker, size soralım bunu. Bu duyduğumuz mutasyonlar şu anda aşılar üzerinde ne kadar etkili? Duydum. Merhaba öncelikle tekrar. Bunu daha geçen haftalarda konuşmuştuk yine. Cevap alırsak. Efendim? Buna o yüzden kısaca bir cevaplayalım daha. Yani, burada bizim önceki şey referans vererek, evet, burada şu andaki çalışmalar ne BioNTech'in aşısında böyle bir şey beklenmiyor, etki beklenmiyor. Belki şunu kısaca not düşmek gerekebilir. Sinovac'ın aşısı ya da tüm virüs aşısı, yani inaktif aşıyla onun arasındaki fark şuydu. Orada tek bir antijen var. Diğer aşıların içerisinde, mesela bu inaktif aşının içerisinde çok fazla antijen olduğu için hani bir yerden mutasyon kaçsa ve kaçsa diğerleri, belki diğerlerini yakalama şansı olabilir, diğer antijenlere karşı üretilen antikorların gibi bir varsayım bulunabilir. O yüzden de şey daha sıkıntılı, yani sıkıntı derken hani orada daha insanlar soru işareti uyanmıştı. Çünkü mutasyonların, önemli mutasyonlarda BioNTech ve Moderna'nın ürettiği antijenin üzerinde olduğundan dolayı, ama orada da herhangi bir olumsuzluk etki beslenmedi, beklenmedi, gösterildi deneysel olarak da. Kısa bir, yani küçük bir grup, ama küçük grup üzerinde de olsa gösterildi. Herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağı şeklinde. Bunu duymak da affedersiniz rahatlatıcı bu aşamada. Müge Çevik, bu izleyicimizden gelen soruyu açıkçası ben de merak ediyorum. 89 yaşındaki bir kişi için sorulmuş. Yani yaşlı biri, evde kimseyle görüşmüyor, izole. Yine de şu anda aşı olmalı mı? Müge Çevik, mikrofonu kapalı sanırım. Eklemede bulunmak istiyorum Urartu Hoca'nın söylediğine. Bu biliyorsunuz hani İngiltere'deki mutasyondan da bahsetmiştik. Hızlı yayılan, neredeyse %30-%50 civarında daha fazla hızlı yayıldığı artık 3-4 analiz tarafından onaylandı. Ve birkaç tane yapılan laboratuvar araştırmalarında Pfizer'ın aşısını engellemediği gösterildi. Küçük bir grupta yapıldı. 23 tane hasta, aşılanmış hastada bu virüs
laboratuvarda bir araştırma yapıldı ve bunun bir etkisi olmadığı gösterildi. Onu da eklemek istedim yani. Daha bu yayın olmadı, Twitter'dan paylaşılıyor artık biliyorsunuz yayınlar. Bu soruya şöyle bir şey yapmak istiyorum. 89 yaşında evet evde kalıyor ama toplumda eğer enfeksiyon yayılmaya devam ederse yani yine de bir şekilde insanlarla diyalogumuz oluyor. İşte süpermarkete gidiyorsun, birisi geliyor, dışarıdan komşu geliyor, birisi kapıyı çalıyor vesaire. Tabii ki bunlar çok küçük riskler ama benim bildiğim kadarıyla insanlar artık hani çocuklarını, torunlarını görmek istiyor. Ve hani ben kendi aileme de söylediğim, eğer size gelirse sıra kesinlikle olun. Çünkü bu şeyler, aşıların hepsi gösterdi ki aşı olduktan sonra hastaneye yatma oranları ve ölüm oranları çok çok düşüyor. Ve hani engelleme oranları çok fazla yüksek. O yüzden enfekte olmaktan korkmak yerine eğer ki sıra size gelirse kesinlikle olmanızı ben öneririm. Ve böylelikle hani yakınlarınızla görüşme imkanınız olur. Tabii ki yani belirli bir toplumda belirli bir kişiye ulaşmamız gerekiyor totalde bağışıklığın sağlanması için. Yine de tedbirlere devam etmemiz gerekiyor. Ama bu önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ne kadar süre koruyacak ilk doz? Bu da çok merak edilen sorulardan biri. Çağhan Kızıl, buna sizle başlayalım. Yapılan çalışmalarda hani doğal bağışıklık hastalığı doğal yolla geçiren kişilerde 6-8 ay arasında en az bağışıklığın devam ettiği, antikor tepkisinin devam ettiği çalışmalarla gösterildi. Sağlık çalışanlarında da Amerika'da yapılan sanırım 6.000 kişide buna benzer bir sonuç çıktı. Yani doğal bağışıklığın bu kadar sürdüğünü en az biliyoruz. Burada Müge Hocam, Esin Hocam tabii çok yanlışımız varsa lütfen düzeltsinler. Ama şeyde belli aşıların daha uzun süreli bağışıklık sağlayabileceği düşünülüyor. En azından antikor tepkisi ve uzun vadeli hafıza açısından. Ama bunun süresi şu anda tabii ki kimse net olarak bir şey söyleyemiyor. Çünkü aşılama yeni başladı ama yani 6-8 aydan daha yüksek en az bir senenin korunma içinde olabileceğimizi ben de okuduklarımdan çıkartıyorum. Peki uzun dönem reaksiyonlardan da korkuluyor aşılarla ilgili. Şimdi kısa vadede belki çok kötü bir yan etkisi olmayacak ama uzun vadede bize ne olacağını bilmiyoruz korkuları oluyor. Aşıların böyle uzun vadede kötü reaksiyonlar göstermesi, yan etkiler göstermesi yaygın bir durum mudur? Esin Şenol size soralım ve bundan korkmalı mıyız? Biz aşı yan etkilerini önce ani yan etkiler, yani ilk 30 dakika içinde ortaya çıkan yan etkiler, sonra ilk 7 gün içinde ortaya çıkan yan etkiler, sonra da 28. günde değerlendirdikten sonra kapatırız. Bunların hepsi bertaraf edilebilecek, iyi kötü öngörülebilen yan etkilerdir. Bunun dışında çok kitle aşılaması yapıldığı için, mesela şimdi duyduğunuz haberlerde Norveç'te yaşlı bakım evinde yaşlı ölümleri olduğu aşıyla ilişkili olarak söylenildi. Ama Norveç sağlık yetkilileri şunu açıkladı. Bunlar çok kusma ve bulantı, kusma ve ateş gibi yan etkiler olmuş aşıdan sonra. Yaşlı bakım evlerinde kalan kişiler ve gerekli dehidratasyon yapılmamış gibi anlaşılıyor. Yani aslında bu aşıyla ilişkili diyebiliriz ama aşı yan etkisi nedeniyle kayıp diyemeyeceğimiz bir süreç ama ilk 28 günde ne olup biterse kaydedilir. Hiçbir aşıdan uzun vadeli bir yan etki beklenmiyor. Yani ne genetiğimizi ne metabolizmamızı değiştirecek bir yan etki beklenilmiyor. Peki gebelere aşı yapılması durumunda tehlike var mıdır? Müge Çevik, bunu sizden alalım. Sinovac aşısı üzerine kuruluyor özellikle. Genel olarak aşıların yani bu yapılan araştırmalarda gebeleri biz dahil etmedik bu yapılan faz 3 çalışmalarında. Şimdi biz alt çalışmalar yapıyoruz ama buradaki kurulda özellikle mesela hamileler ve emzirenler aşı olabiliyor özellikle yüksek risk grubundaysa.
mesela sağlık çalışanları, gebeler, hala emziren kişiler şu anda aşı veriliyor burada. Yan etkisi olarak hani teratojenik etkisi genelde biz yani nasıl diyeyim aktif aşılarda görüyoruz. Özellikle gebelerde. Yani o yüzden bu aşıların etkisinin az olacağı düşünülüyor öyle bir durumda özellikle gebelerde. Benim bildiğim kadarıyla Avrupa'da ve Amerika'da da aynı şekilde veriliyor diye biliyorum ama inaktif aşılarla ilgili belki Esin Hocam şey yapabilir. Çünkü biz burada mRNA ve adenovirüs aşısı verdiğimiz için çok fazla bilmiyorum ben inaktif aşıların. Urartu Tüceker'e geçmeden önce Esin Şenol'a bir daha dönelim. Hem bu konuda belki o da yorum yapmak ister. Hem de şöyle bir soru da var yani. Özel durumda olanlar aşı yaptırıp yaptırmama konusunda çok kararsızlar. Başka bir soru da kronik bir hepatit B hastasından gelmiş. Parasetamol alerjisi olduğunu söylemiş. Herhangi bir aşı olup olamayacağını o da merak ediyor. Hem gebeler hem de bununla ilgili birkaç cümle ederseniz Esin Şenol. Bizim aşı merkezinde yıllarca not ettiğimiz bütün sorular bugün bir anda biz soruları not edip onlardan yeni dokümanlar hazırlıyoruz çünkü standartize edip. Şöyle söyleyeyim, gebe ve aşı konusu aslında gebede aşı yapmanın canlı değilse aşı hiçbir sakıncası yoktur. Ama biz ilk trimesterde aşı yapmamayı seçeriz çünkü gebeliğin ilk 3 ayında doğal düşükler çok olur ve aşı yapıldığı için insanlar onu aşıya atfetme eğiliminde olurlar. Dolayısıyla ilk 3 ayı bir geçmeye çalışırız ki hani bu yan etki ilişkilendirilmesi konusunda bir sıkıntı olmasın diye. Bir de bunlar yeni aşılar dedim ya, yüksek ateş etkilerinin çok olacağını anlıyoruz. Bizdeki bu inaktif aşıdan sonra da yüksek ateş çok. Yüksek ateşi gebelerde zararlı olduğunu da biliyoruz. Onun için mümkünse 3. 4. ayını geçmiş gebeler daha rahat yaptırabilir diyebiliriz. Ben bu aşıların hiçbirinin gebede ilk trimesterden sonra sakıncalı olmayacağını düşünüyorum. Yan etkilerini yönetmeyi de güzelce anlatmak lazım. Çünkü yan etkileri yönetirken de parasetamol kullansak daha iyi olur dedik. Acaba birazcık antikor cevabını baskılar mı? Özellikle bizdeki gibi etkisi birazcık alt sınıra yakın aşılar için bu daha da önemli bir hale gelebilir. Şimdi aşıları özel gruplara yaparken iki tane soruyu karşılamaya çalışırız biz. Bütün yani kronik hepatit ve immünolojik hastalıkları olanlar hepsi için söylüyorum bunu. Bir, etkisi düşük olabilir yapılan aşının. İki, aşının yan etkileri o grupta ayrıca test edilmediği için farklı ve fazladan bir yan etkisi olacak mı? İkinci soruya cevap vereyim. Bu aşıları, bütün aşıları, hiçbiri canlı virüs aşısı olmadığı için ve içerikleriyle ilgili de bir değişik durum olmadığı için bunların hepsini inaktif aşı eşdeğeri gibi kabul edebiliriz ve bütün özel gruplara kuralına uygun şekilde yapabiliriz. Yani mümkün olduğu kadar immün süpresan almadığı dönemde, kötü kendini hissetmediği dönemde gibi etkisini artıracak koşulları sağlayarak. Ancak aşıların etkileri düşük olabilir bazı özel gruplarda. Antikor cevabı sorunlu olabilecek gruplarda. Ama onu da göze alır ve ona rağmen yaparız. Özetle diğer o iki aşının içinde özel durumları olan insanlar da var. Birazcık daha oradan veri görüyoruz. Ama bütün genel aşı bilgilerimizden hiçbir aşının özel hastalarda yapılmasının sakıncası yok. Sadece etkisi biraz daha düşük olabilir. O korunma konusunda daha dikkati sürdürmeleri önerilir. Bir de yan etki bakımından bir sıkıntıları olmasın diye en iyi oldukları dönemde, yani hastalıklarının en stabil olduğu dönem ve kendilerini en iyi hissettikleri dönemde yaptırmalarını öneririz. Urartu Şeker, her hafta size Sinovac aşısıyla ilgili ne kadar güvenilir olduğunu vesaire soruyorum ama hala o güvensizlik bir parça devam ediyor. Ve bazen Pfizer'ın Almanya'dan gelecek olan aşının aşıyı beklemek istediğini söyleyen kişiler de oluyor. Beklenmeli mi yoksa yaptırılmalı mı? Ya da Sinovac yaptırıldıktan sonra Pfizer aşısı yaptırılabilir mi? Açıkçası bu sorunun cevabı da yine doktor hocalarımızla klinisyen hocalarımızla esasında. Çok teorik bir şeyler söyleyeyim. Hani ben kendi açımdan baktığımda açısından, değerlendirme açısından şu an kendi Sinovac aşısı. Şimdi bir de buradaki sıkıntılardan bir tanesi şeyde, Esin hocamız da söyledi. FAS çalışmasının her biri farklı protokollerle yapılmış gibi gözüküyor.
O bakımdan da esasında ben şey hani bunu daha önce de konuşmuştuk sanırım. Doğru olan esasında Sinovac firmasının bütün bu açıklamaları, farklı ülkelerde yapılan bu açıklamaları tek tek ülkelere bırakmak yerine kendisinin çıkıp bunu açıklama yapması çok rahatlatıcı olacaktı herkes için. Ve o zaman bence çok daha gerçek, yani çok daha evet gerçek değer budur diye bir sayı üzerine de belki daha rahat konuşabilecektik gibi ben hep düşündüm. Belki yanlış düşünüyorum, Esin Hocam düzeltsin. Ama şeyi söylemekte fayda var. Sinovac'ın verdiği 3 ülke değil sadece. Sinovac sanırım 10'a yakın farklı ülkeyle anlaşma imzalamış durumda. Ve bunların her biri için dağıtım yapıyor. Ama faz olanlar, yani bildiğim kadarıyla ötekilerde faz çalışması yok. Varsa da hani o bilgim yok. Ama şu sayılarla hani şu anda iki tane burada bir şey değerlendirmesi yapmamız gerekiyor günün sonunda. Bir risk analizi yapmamız gerekiyor. Hastalığın yayılması ve hastalığın getirdiği sorunlar mı, yoksa elinizde başka en azından düşük de, yani nispeten size fayda sağlayacak, antikor üretmenizi hızlandıracak bir süreç mi derseniz, tabii ki antikor üretmemizi sağlayacak bir süreç. Yani aşı bunu sağlayacak. Bu bakımdan hani ben burada sorgulamasını söyleyeyim, yani çok çok böyle hani hiç işe yaramıyor. Datası yok ortada. Öyle bir data yok zaten. İşe yaradı ama diğer aşılarla karşılaştırıldığında daha az etkinlik gösterdiği gibi data var, ama burada da benim sorgulamak istediğim, konunun uzmanı değilim, sadece deney yapan bir insan olarak şunu hep düşünüyorum ben. İstatistiksel örneklem sayınız, istatistiksel analiz yapacağınız örneklem kümeniz arttığı zaman o ilk başladığınız sayılar genelde aşağıya geliyor. Belki hani şu anda Pfizer'ınki, Moderna'ınki de belki gerçek sayılarında değil. Belki biraz daha aşağı doğru gelecek. Bilmiyoruz. Belki de gelmeyecek. Bilmiyorum. Çünkü hani etkinliği çok 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 yüksek olan uygulanmış aşılar var geçmişten gelen. Böyle bir durum var. Bence hani buradaki sorulacak soru şu. Aşıya ulaşımımız ücretsiz bir şekilde, en hızlı şekilde ne zaman sağlanacak sorusu olmalı. Bir aşı vurulduktan sonra ikinci vurulmanın çok bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Sağlık bakımından bir sakıncası teorik olarak olduğunu düşünmüyorum, ama bilmiyorum, yanlış söylemeyeyim. O soruya hani net bir cevap vermem mümkün değil. Ama hani zaten bir tanesinde oluşturduğu antikor cevabı oluştuysa, tecrübesi şeyinde cevabı oluştuysa, seviyesinde cevaplar oluştuysa, buradan artık hani bu sizin korunacağınız anlamına geliyor. Bu bakımdan yani şöyle bir şey var, bunu da söylemek gerekiyor. Bunu tabii ki enfeksiyoncu hocalarım çok daha iyi söyleyecekler. Herkeste %90 etkinlik rapor edilmiş bir aşı, bir kişi başka bir kişide tamamen genetik özelliklerinden dolayı çok da etkili olmayabilir de. Yani burada net olarak bu söylemek doğru değil bence. Yani bu aşı çok iyi, bu aşı çok kötü demek yerine, dediğim gibi sizi korumasına ulaşabileceğiniz ve koruyuculuğunun olduğunu gördüğünüz bir aşıyı olmak bence sorgulamakta vakit kaybetmekten çok daha güvenli olur diye düşünmekteyim. Böyle toparlamış olayım. Aşılarla ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Onu konuşacağız, ama bir yandan da uzun süredir evlerdeyiz ve bir üniversitelerle ilgili bir soru gelmiş. Biraz salgının gidişatına bakalım Çağhan Kızıl'la. Bu şekilde Türkiye'de aşıları hala bekliyoruz. Sadece sağlık çalışanları aşı oluyor şu anda, ama bir umutlu bir bekleyiş halindeyiz. Üniversiteler kapalı, gençler evlerinde, okullar kapalı, öğrenciler evlerinde. Üniversiteler bu gidişatta ne zaman açılır? Okullar ne zaman açılır? Herkes bunu da merak ediyor. Siz nasıl görüyorsunuz geleceği? Umarız bir an önce açılır tüm okullar, her yer. Ama bunun bir ön koşulu var. Pandeminin bitmesi ya da belli bir sınıra çekilmesi. Şu anda dünyada burada değiliz. Dolayısıyla yayılım artıracak herhangi bir durum, ki üniversiteler özellikle, yani yanlış hatırlamıyorsam, yani hocalarım düzeltsin lütfen, 14 yaşın üzerindeki herkes yayılıma katkıda eşit, 3 aşağı 5 yukarı eşit şekilde katkıda bulunuyor. Dolayısıyla üniversitelerin açık olması bir sıkıntı. ABD'de birkaç ay önce üniversiteler açıldığında çok yüksek vaka sayıları görülmüştü ve belli vaka bebekleri yaratmıştı. Dünyada, Almanya'da da aynı şekilde. Birçok ülkede online eğitime geçildi. Bu sene de zaten uzaktan eğitim devam edecek. Eğer, yani kısa bir yanıt olacaksa,
bu pandemiyi bu sene içinde aşılama ile bitirebilecek ya da azaltabilecek toplum bağışıklığına ulaşmaya yakın olan ülkelerde bir sonraki sene belki eğitim kaldığı yerden normal olarak devam edebilir. Önümüzdeki haftalarda da sizlerle eğitimi de konuşmaya devam ederiz. Aşılarla ilgili sorular genellikle bir rahatsızlığı olan kişilerden acaba aşı olmalı mıyım, olmamalı mıyım tedirginliğiyle geliyor. Esin Şenol, size döneceğim seyircilerimizin bu sorularını iletmek adına. Bir seyircimiz, izleyicimiz soruyor ki, karaciğer nakli ameliyatı oldum. Bağışıklık sistemini mi baskılayıcı sertikan diye okunuyor sanırım. İlaç alıyorum. Aşı olmamda sakınca var mıdır diye soruyor. Bir başka izleyicimiz ise MS hastası annesinin aşı olup olmamasının güvenli olup olmadığını soruyor. Bu tip sorulara ne yanıt verirsin? Şimdi bir kere evinde bağışıklık sistemi baskılanmış bir kişi olan kendisi sağlıklı kişinin aşılanmasına hiçbir sakınca yok. Bu bizim şeyden böyle çocuk felci aşısından falan aklımızda kalan bir şeydir. Hani evinde bağışıklık sistemi baskılanmış hasta olana o aşı yapılmasın diye. Bu aşıların hepsi, tekrar söylüyorum, virüse ait canlı demek doğru değil virüsler için de, aktif virüse ait parçalar bulunmayan aşılar. Dolayısıyla yapılabilir. Sadece etkililiğin, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlarda etkililiğin olan popülasyon için verilen o %70 güvenilirlik aralığında %30'lara doğru kayabileceği düşünülebilir. Müge Çevik, 40'lı yaşlardaki kişilerden de şöyle sorular geliyor. Bize aşı gelene kadar bütün dünya aşılanır mı? Bizim illa aşı olmamız gerekecek mi? Ben bunu kendim için de yine merak ediyor olayım. Yani biz sağlıklı ve daha genç yaştaki kişiler aşılanana kadar çok fazla kişi aşılanmış olacak. Hem aşılarda gelişme olur mu bu zamana kadar, hem de aşı olmamız gerekecek mi hepimize? Evet, güzel soru. Yani aşıya şöyle bakmamız gerekiyor. Birincisi aşı olan kişiyi hastalıktan ve hastaneye yatmaktan koruyor. İkinci etkisi de her aşı olan birey aslında toplumdaki yayılımı engellemiş oluyor. Bazen hani unutuyoruz belki de onu, sadece beni korusun diye aşı oluyoruz ama aslında her kişinin aşı olması demek toplumdaki yayılımı da engellemek demek. 40 yaşlarındaki, hani aslında Urartu hocamın da söylediği gibi biraz hani risk analizi yapılması gerekiyor. Muhtemelen 40 yaş ve kronik hastalığı olmayan bireylerde biraz zaman var aşı olması için. Bana da çok fazla geliyor bu sorular. Ve o döneme kadar tedbirlere devam etmemiz gerekiyor. Ve belki de o döneme kadar yeni aşılar da çıkar. Biliyorsunuz geçen hafta Johnson Johnson'ın da adenovirüs ve tek doz aşısının sonuçları ortaya çıktı. Daha biliyorsunuz ki 17 tane daha faz 3 aşamasında olan aşı var. Ve farklı, nasıl diyeyim, tek dozda verilebilecek aşılar da belki çıkar. Ve Esin Hocam'ın da dediği gibi, yani tek bir aşıyla, tek bir firmayla zaten maalesef ki bu pandemiyi tamamen durdurmamız mümkün değil. Muhtemelen yaza kadar 40 yaşlarında ve kronik hastalığı olmayan kişilerin yine de çok da dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle çalışmaya devam eden, toplu taşıma kullanan, iç ortamda insanlarla vakit geçiren insanların özellikle ventilasyona dikkat etmesi, camları açması, iç ortamlarda maske kullanması, tanıdığı insanlarla bile genelde, çünkü baktığımızda insanlar tanıdıklarından enfeksiyonu kapıyor. Çünkü onların yanında daha rahat hissediyoruz. Dışarı çıkınca sanki yabancılardan olacakmışız gibi geliyor, tanımadığımız insanlardan. Ama genelde baktığımızda aile fertleri, iş çalışanları ve yakın arkadaşlardan kapıyoruz virüsü. Biraz uzun bir cevap verdim ama umarım hani toplu bir yanıt olmuş olur bu. Çok iyi oldu gerçekten. Aileden, yakınlardan bulaşıyor. Birçok kişi de çok dikkat etmeye de çalışıyoruz aslında. Her ne kadar zaman geçtikçe gevşesek de o dikkat hayatlarımızın bir parçası oldu. Dikkatli bir izleyicimizden Şahan Kızıl'a özellikle bir soru var. Şahan Kızıl, sizle daha önceki haftalarda sizin Almanya'da ne zaman aşı olabileceğinizi konuşmuştuk. Hatırladığım kadarıyla 2021 Eylül gibi bir zaman öngörüyordunuz. Türkiye'de ne zaman aşı olacağımızı merak ediyoruz. İzleyicimiz 46 yaşında, çok çaba gösterdiğini söylüyor. Virüse yakalanmamak için maske, temizlik,
kimseyle görüşmediğini, kalabalığa girmediğini, ben ne zaman aşı olacağım Türkiye'de diye soruyor. Eyvah, yani bunu bunun yanıtını bize değil Fahrettin Koca'ya sorması lazım. Umarım bir an önce. Hocam, çok affedersin. Ben de Çağ'ın bu soruya bir ekle bulunmak istiyorum. Esasında belki katkıda bulunmak istiyorum. Evet, yani şu anda Esin hocam doğrulayacaktır belki. Şu anda bildiğim kadarıyla bu 50 milyon doz aşının bile hani çok ilk küçük partisi gelmiş durumda. Sağlık çalışanlarını öncelikli olarak şey yapmak için, aşılamak için. Burada belki şeyi söylemek gerekiyor. Bir de ben şimdi şeye bakarken, YouTube bir şeyine bakarken onu gördüm. Hatta bu çok sorulan da bir soru şeylerde. Bu COVAX'la ilgili belki bir şey açmak iyi olabilir. Çünkü bence orada yanlış anlaşılan bir şey var gibi ben hissediyorum. Belki Esin Hocam ve Müge Hocam özellikle düzeltebilirler. COVAX'ın birinci önceliği Türkiye gibi G20 içerisinde yer alan ülkeleri desteklemek değil. COVAX'ın kuruluş amacı bütün dünyanın aynı anda bu aşılara ulaşabilmesi. Çünkü bu aynı zamanda YouTube sorusu bu arada Şükran'ın. Yani bu buradaki birinci öncelik şey değil. Türkiye, hani biz Türkiye ne zaman yer alacak? Oradaki, çünkü oradaki motivasyon başka. Oradaki motivasyon tüm dünya aynı anda ulaşamayanlar dahi en azından alabilecekleri kadar, hani firmalarla anlaşma yapamamış ülkeler dahi ulaşabilsinler diye bir şey o. Bir organizasyon. Ama şey değil yani, hani Türkiye COVAX'a üye oldu, oradan aşı gelecek diye bir şey yok benim bildiğim ve okuduğum kadarıyla. Belki Esin Hocam katkıda bulunmak ister. O bakımdan biz hala şeye burada, evet Çağın Hoca'nın dediği gibi Sağlık Bakanı'nın verdiği cevap bu, ama hani burada yine biz dikkat etmeye devam edeceğiz. Yapacak çok fazla şeyimiz yok. Maalesef aşılama tamamlanana kadar, en azından ulaşılabilir olana kadar. O bakımdan hani şeylerde de, terimler arasında da insanlar birbirlerine başka şeyler söyleyip bakın şurada şöyle bir şey varmış, ulaşamıyoruz değil. COVAX özelinde, COVAX bambaşka bir şey yani. Onların bahsettikleri gibi hani Türkiye'ye aşı verecek bir organizasyon değil, çünkü bizden daha çok çok daha hani anlaşma bile imzalayamamış ülkeler var. Herhangi bir yerden bu aşıyı elde edemeyecek şekilde. Bir katkıda bunu kapatıyorum parantezi. Teşekkürler Esin Hocam. Hem bu konuda söylemek istedikleriniz varsa bunu alalım, hem de bu 46 yaşındaki izleyicimiz ne zaman aşı olacak? Bu konuda bir öngörüde bulunabiliyor muyuz? Aslında yeterli doz aşı geldiği anda benim hesapladığım kadarıyla, özellikle sivil toplum ve belediyelerle de işbirliği yapılabilir ise, Türkiye'de çok sayıda hekim olduğu için ve aşı altyapısı dediğimiz şey kolay sağlanabildiği için 6 ay içinde tamamlanabilir bu süreç. Bütün mesele aşı dozunun tamamlanması, aşı sürecinin tamamlanması. 2 milyon 700 bin doz geldiğini biliyorum ben bu partide, ama bu 2 milyon 700 bin dozun incelenmesinin 14 gün sürdüğüne dikkatinizi çekerim. Dolayısıyla daha önce hani soğuk zinciri sıkıntı olur diye alınmayan aşılarla ilgili pratik olmayan koşulların bütün aşılar için olduğunu fark ediyoruz. Şimdi önce Urartu'nun söylediğine şöyle katkıda bulunayım. COVAX iki türlü şey alıyor, başvuru alıyor. Bir tanesi aslında Urartu'nun da söylediği gibi aşıya hiç erişimi olmayacak ülkelere bağış yoluyla. Mesela Kanada artan aşısını bağışlayacak. İngiltere maddi destekte bulundu. Tek dünya, tek sağlık, son ülke çıkana kadar hiçbirimiz çıkamayız mantığıyla bu aşıların eriştirilmesi. Bildiğim kadarıyla 7 tane aşıyla anlaşması var ve 2 milyon doz anlaşması var. 2 milyara yakın doz anlaşması var. Bir de ön ödeme yaparak COVAX'ı destekleyerek aşı alım isteğinde bulunabilecek ülkeler var. Türkiye için açılabilecek tek yol bu. Çünkü Türkiye'nin gayri safi milli hasılası destek gerektirecek yoksullukta olduğunu düşündürmüyor. Böyle bir iddiamız da yok. Onun için 50 milyon dolar ön ödeme yapıldığı zaman o aşılardan bir 30 milyon doz payımıza düşebilecek. Demin Urartu'nun söylediği bu hani Sinovac'la ilgili, verilerle ilgili kısımla ilgili biraz içinizi rahatlatıcı bir şey söyleyeyim. Gerçekten veri yetersiz ve yetersizken onay alımıyla ilerleyen bir süreç var. 89 yaşında hastaya cevap vermekte de bu bakımda güçlük çekiyoruz. Ama Singapur önemli bir alım anlaşması imzaladı Sinovac'la. Fakat bu Brezilya'daki veri güvensizliği ve 3 ülkenin verisinin farklı olması nedeniyle Sinovac'tan bütün verilerinin
detayını istedi. Yani ya da anlaşmayı iptal edecek. Bu arada da COVAX'da inaktif aşılar aslında az gelişmiş ülkeler için çok iyi aşılardır. Çünkü soğuk deposu gerekmez, çok rahat transfer edilebilir vesaire. Bu nedenle COVAX'da iki tane inaktif aşıyı hem Sinopharm'ı hem Sinovac'ı prekalifikasyon için incelemeye aldı. Yani Dünya Sağlık Örgütü ve bu Singapur'un isteğine cevap verildiği zaman bu aşı daha etkili bir şekilde sahnede olabilecek, daha içimiz ferah olabilecek. Ama buna rağmen bu inaktif aşının üretim kapasitesinin 300 milyon dozu geçmeyeceğini, çünkü inaktif aşıların çok fazla üretilemeyeceğini hatırlatalım. O nedenle COVAX'a başvurmuş olmak çok rahatlatıcı olur Türkiye için. Bir 30 milyon dozu da garantilemiş olur Türkiye, 50 milyon dolar ödeyerek. Bu 7 tane aşısı var bildiğim kadarıyla. 2 tane mRNA aşısı ve vektör aşıları olmak üzere içinde. Faz 3'ten çıkabilecek umut vadeden aşılar var. Ancak faz 3'lerin sonlanması bu ilk 2 aşı kadar rahat olacak mı? Ondan çok emin değilim. Çünkü orada işler çok yolunda gitti. Binlerce gönüllü yağdı çalışmalara. Şimdi artık biraz daha yavaş gidecek diye düşünüyorum ben. Faz 3'ten çıkış daha yavaş olacak. Yani faz 3'e geliş hızlı oldu da faz 3'ten çıkış daha yavaş olacak. Ama şunu yapabilirler. Ben Türkiye için de bunu önermiştim aslında. Bir veri sonuç olarak %50, sonuç olarak bir veri. Yani 13 bin gönüllü de bir veri. Bunun detaylarını almak koşuluyla sahada iyi izlem yaparak veri oluşturmaya devam etmek çok iyi bir seçenek olur. Ama bunun kuralları var. Bu kuralları en azından aşılananların bir bölümünde uygulayarak, iyi izlem yaparak faz 4 dediğimiz, aslında teknik olarak faz 4 dediğimiz veriyi güzelce oluşturabilir. Yani sponsordan bunu isteyebilir. Ya da Singapur'un yaptığı gibi çok daha detaylı veriler isteme şansımız olur. Sonuçta biz 2 tane faz 3 aşı çalışması aldık. Faz 3 aşı çalışması almak o aşılara kısa kestirme erişim demektir. Her ikisinden de faydalanamadık. Mesela Brezilya bu aşının üreticisi olmak üzere yola çıktı. Malezya verisinin detayını istemiyor çünkü o da üreticisi olacak. Yani bizim avantajımız ne? Herkesten bu faz 3'leri niye yaptık o zaman diye bir soru geliyor insanın aklına. Orada belki şey eklemek doğru olabilir mi hocam? Bu şekilde yüksek miktar ilk başlarda, hani ne kadar ulaşabileceğimiz bilinmediği için büyük ihtimalle bunun karşılığında hani fazla bu kadar yaparsanız size şu kadar daha hızlı veririz gibi belki bir commitment yapılmıştı. Bir de benim duyduğum kadarıyla şey de hani bu tabii dedikodu, yani şey değil, şey yok. Bu Sinovac firması bu şekilde üretim için yani teknoloji transfer süreçlerini Türkiye için ve bütün yapmak isteyen herkese önermiş, açmış yani. Hani Türkiye durumunu bilmiyorum tabii. Dediğiniz diğer Brezilya ve şey için, Endonezya için, evet o şekilde bir girişim var ama o da bir başka bir şey, soru işareti. Gençlerden 20 yaş altı yasakları ile ilgili de bir soru geliyor. Bunu Çağhan Kızıl ve Müge Çevik'ten dinlemek istiyorum. Çünkü belki onlar Batı ülkeleriyle de karşılaştırarak bu konuya cevap verirler. Çağhan Kızıl, sizle başlayalım. Siz bu yasakları mantıklı buluyor musunuz diye sormuşlar. Yani 65 yaş üstü ve 20 yaş altının bu şekilde kısıtlamalara gitmesi teknik olarak elbette ki yayılıma bir etkisi vardır. Ama tüm toplum aynı, benzer şekilde uygulamalarla beraber olmadıkça bunun etkisi sınırlı. Okullardaki yayılım çok tartışılan bir durum. Özellikle liselerde ve ortaokullarda ve liselerde, üniversitelerde yayılım var. Bu nedenle okulları kapatma yoluna gitmeyen Almanya'da son bir aydır okulları kapattı ve kapalı kalacak. Etkisi var mıdır? Vardır, ama tek başına yeterli midir? Bence tek başına yeterli değil. Müge Çevik, sizden de aynı konuda yorum rica edeceğim. Hem de İngiltere ile belki karşılaştırırsınız. Yani benim düşündüğüm şey, yani özellikle dediğim gibi insanlar evde çok fazla birbirlerine bulaştırıyor. Şimdi hafta içerisinde mesela işe giden birisi hafta sonu evde kalınca, bu sefer dışarı çıkamayınca, yani aslında diğer aile fertlerine bulaştırma riski yükseliyor. Ben bunu hani Twitter hesabımdan falan da paylaştım ama dış ortamda bulaş riski çok çok daha düşük. Neredeyse 20 kat daha düşük.
Yani o yüzden aslında dışarı çıkma yasakları insanların sosyalleşmesini engellemek adına, ama acaba yani ben de soruyorum, acaba insanları hani yani içeri mi yönlendirmiş oluyoruz aslında bu sefer? Yani tabii ki 65 yaşın üzerindekilerin bir şekilde hani korunması gerekiyor, ama şöyle de bir şey var, herkesin bahçesi yok, herkesin balkonu yok. O yüzden hani bir taraftan da onların da hareket etmesi, egzersiz yapabilmesi, 20 yaşın altındakilerin birazcık daha hani çünkü dışarıdaki aktiviteyi engellediğin zaman insanlar içeri giriyor. Aslında baktığınızda içerideki risk çok çok daha yüksek. Ve yani kısa benim gözlemlediğim kadarıyla insanlar iç ortamda daha rahat hissediyorlar dış ortamda herkes maske taktığı için. Bu da bence riski biraz yanlış anladığımızı gösteriyormuş gibi geliyor bana. Şu anda mesela İngiltere'de lockdown olmasına rağmen dışarı çıktığımızda maske takmamıza gerek yok. Dışarıda insanlar egzersiz yapabiliyor. Herhangi bir zamanlama kısıtlaması yok insanların bunu yapabilmesi üzerine. Ama evden çalışabilenlerin evden çalışması öneriliyor. Ama tabii ki dediğimiz gibi yani bu mobilite hala devam ediyor. Çünkü 15 milyon insan hala çalışmaya devam ediyor. Türkiye'de aynı durum geçerli diye düşünüyorum. Bu dönemde yani olabildiğince bence insanların şunu düşünmesi gerekiyor. Nasıl azaltabilirim görüştüğüm insan sayısını? Ve görüştüğüm yerde de daha nasıl hani dışarıda mesela görüşmek, içeride görüşmekten daha az riskli. Mesafe bırakmak daha az riskli. Kolaydı bu ama kışın çok da kolay olmuyor. Kışın çok çok daha zor tabii ki. Kışın çok çok daha zor. Bu dönemde yani elimizden geldiğince işte görüştüğümüz kişi sayısını azaltmak. İçeride buluşuyorsak özellikle camları ve kapıları açmak ve içeriği havalandırmak. Ben mesela görüyorum bazen insanlar kapalı ortamda 10 kişi içeride oturuyor ve bu risk çok çok daha fazla. Evet herkes dışarıda maske takıyor ama işte aslında pandemi de şunu gösteriyor. Şimdi bazı mevzular mesela çok büyük tartışma konusu oldu. Maskeden tutun sosyal mesafeye kadar. Hepsi aslında hani %100 koruyucu değil. Yani bunu en başından beri zaten biz söylüyorduk. Hepsini bir arada yapmamız gerekiyor ki totalde bir koruma sağlasın. Yani sadece sosyal mesafe değil, sadece işte şey değil, maske değil, sadece o değil. Hani hepsini bir arada yaptığımızda, o yüzden aslında görüyoruz yani maske takmamıza rağmen enfeksiyonlar artıyor. Çünkü neden? Yani mesafemizi korumuyoruz. Çünkü eğer ki 45 dakika 2 metre yakında birisiyle maskeyle konuşsam bile yine riskin var. Yani risk hiçbir zaman sıfıra düşmüyor. Belki bunu tam olarak açıklayamadık. Bilemiyorum. Çok büyük tartışmalar olduğu için sürekli. Bunları da hep aklımızda tutmamız gerekiyor rehavete kapılsak da. Urartu Şeker, yerli ve milli aşı gelir mi? Ya gelmesi için söylentiler var işte. Nasıl görüyorsunuz çalışmalar ne durumda? Benim bildiğim birkaç tane yani şu anda bir inaktif aşı var. Kayseri'deki şeyde merkezde başlayıp Tekirdağ'da üretimi için sürecin devam etti. Faz 2 sanırım için başvuruda bulunmuştu ama geçti herhalde ve verdiler faz 2 izninde. Şu anda o var. Onun dışında da bir tane daha Sabin Taşı var. Yani antijen aşısı çalışması var. O da süreçte faza başvurmamı daha diyebiliyorum. Geçen Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı. Onun dışında benim bildiğim yani çalışmalar var ama hani Esin Hoca'nın da söylediği gibi buradaki en büyük handikap şu olacak. Geçen sene yani 2020 içerisinde bu çalışmaları belli bir yere getiren insanların şöyle, firmaların ve şeylerin şöyle bir şansı vardı. Fazla çok fazla gönüllü çok hızlı bir şekilde bulabilirler. Hatta bu şeylerden bir tanesi. Neden hani bu şey hikayeleri var ya soruları daha doğrusu işte neden nasıl bu kadar hızlı aşı bulunabildi falan diye. Çünkü şey yani fazlar çok hızlı tamamlaması nedenlerden bir tanesi bu. Çok fazla hasta bulabildiler. Her taraf hasta kaynadığı için. Yani hasta demiş, gönüllü bulabildiler. Çok hızlı bulunabildi bunlar. Ama şey, bu şeyin de gittikçe yavaşlayacağı düşündüğü zaman hani bu gönüllü olma isteğinin belki de belki biraz daha uzun sürecek.
Ama bunu şöyle düşünmek lazım. Tabii ki ben bu tür şeyler süreklilik arz etmesi koşuluyla şöyle pozitif bakıyorum. Bunların hepsi bir kültür oluşturmak üzere var olan girişimlerdi. Hani zaten bu koronavirüs de bir anda yok olup bitmeyecek. Esin Hocam da söyledi, Müge de söyledi, Müge Hoca da söyledi. Ve bu aşıya her zaman ihtiyaç olacak. Eğer böyle bir şey üretimi yapılırsa tabii ki kısa dönemli, kısa vadeli bakmamak gerektiğini savunuyorum ben bu tarz şeylere, girişimlere. O bakımdan hani olacaktır ama bence hani şu anda onun bir B planı olarak bir kenarda tutup ulaşabildiğimiz diğer aşılar nelerse onlarla ilgili daha fazla ve yoğun girişimlerde bulunması en mantıklı olacağını düşünüyorum ben kendi adıma. Yani devletin bunu yapmasının daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Buradaki noktalardan bir tanesi de şeyle beraber bu süreçlerde mesela geçen haftalarda görmüşsünüzdür. Pfizer işte Novartis'e bir TSE satın aldı. İşte başka yerdeki testleri satın aldı. Çünkü hani çok daha fazla miktarı çıkmayı hedefliyorlar. O bakımdan hani ulaşılabilirliği daha da artacağını düşünüyorum ben bu diğer aşılarında, mRNA aşılarında. Moderna da mesela ilk çıktığında sadece Amerika'ya satacağım diye, yani Amerika'ya vereceğim diye konuşmuştu ama Moderna da açıldı şu anda. Pek çok ülkeyle doğrudan en son sanırım İsviçre'yle falan da anlaşma imzaladı. Hatta pardon, İsviçre'den de onay da aldı. Pek çok yerde şey yapılabiliyor. Burada devletin yapacağı şey bence yapması gereken tabii ki kendi teknolojisini geliştirmek için bu çok önemli. Buna şey diye bakmamak lazım. Kısa dönemli, çünkü hiçbir kısa dönemli değil. Bunları onlarca kez konuştuk ama konuşmaktan da bıkmamak gerekiyor. Ne Moderna ne BioNTech bunu ya da Johnson & Johnson ya da AstraZeneca 2 günlük yani sırf geride kalan 1 sene içerisinde yaptıkları işler değil bunlar. Bunların hepsinin teknolojisi, altyapısı zaten hazırdı. mRNA hariç bu arada. Ama mRNA da hani üretimle ilgili bu kadar büyük miktarda üretimle ilgili. O bakımdan hani bunlar altyapı oluşturmak için fırsattır. Bir sonra çünkü 2002'deki pandemini bugün tekrar hani işte ben 2002'de açıkçası sadece haber olarak duyduğum bir şeydi. Onu da çok net söyleyeyim yani sadece açık bakmıştım vardı, okumuştum vardı ama hani geldi geçti ama bu gördüğünüz çok da ağır geldi. Belki başka başka virüsler yani insan hayvan insan geçişine sahip olabilecek başka virüsler çıkabilir. O bakımdan bu altyapıları hazırlamak çok çok değerli. Bunu bir ciddi bir uyarı olarak alıp bu süreci, bu pandemiyi buna göre hazırlıkları yapmak çok çok önemli olacak. Bunu daha önce de yani 2015'te bu pandeminin yani böyle pandemi çıkma potansiyelinin çok yüksek olduğu ile ilgili çok ciddi bir uyarı vardı zaten. Yayın olarak yapılmıştı. Datalarıyla ortadaydı. Ama politikacı yapanlar bunu umursamadı. Umursamadığı için de bugün buradayız. O bakımdan da düşünmek lazım. Bu pandemi bunları kazanç olarak düşünmek lazım diye düşünüyorum. Ama yerli olarak yapılacak aşılar için de dediğim gibi hani bu vakit alacaktır. Ve burada ben çok doğru bulmuyorum. Politikacıların bunları yerli tabii ki yapalım. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama bunu hani bizim umudumuzu çekmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Şu anda bizi hızlıca aşılamamızı sağlayacak diğer hızlı yollara onların A planı olması, B planında evet. Yerli Türkiye'de aşı üretilmesinin sağlanmak olduğunu düşünüyorum. Burada çok hızlıca bir şey eklemek istiyorum üniversitelerin açılmasıyla ilgili. Ben de doğrudan muhatap olduğum için belki söylemekte fayda var. Çünkü Bilkent Üniversitesi mesela kapanmamıştı. Sonradan kapandı. Çağın Hocam söylediği gibi Amerika'daki bu şeylerden sonra kapandı Bilkent Üniversitesi. Bilkent Üniversitesi bu dönem başı açıktı. Uzunca bir sürede açık kaldı ama sonrasında yurtta kalan öğrenciler testlere katılmak suretiyle nüfusumuz biraz daha az olduğu için kampüs içinde devam ettiler. Burada şöyle bir şey öngörmek gerekiyor bence. Aşılanma olmuş olsa dahi bu pandeminin daha da tekrar yeniden birden sıçrama yapmasını engellemek için sonrasında bu çeşitli stratejiler tasarlanmalı. Mesela Amerika'da şöyle yapmışlardı ilk açtıkları üniversiteleri. Üniversitelerde kalan öğrencilerin kaldıkları yurtların kanalizasyon çıkışlarından örnek alıp RNA bakıyorlardı. Hani bir şey var mı diye, bir enfeksiyon riski var mı vesaire var mı diye. Var olan yurtların tamamındaki öğrencileri tekrar tarıyorlardı yani oradan pozitif bir şey çıktıysa. Çok kaba bir strateji ama bence iyi bir strateji. Tabii Türkiye'de ne kadar yapılabilir sorusu yine aklımıza gelecek. Çünkü bu tarz stratejiler kurularak peyderpey çok ciddi düzgün önlem şeklinde açılmasında ben çok doğru bulmuyorum üniversitelerin. Hadi hepsini açtık bir anda değil de
çok kademeli bir geçişin ve hani belli bir süre, en azından muhtemelen bahar dönemi de geçmiş olacak. Sonrasında belki gelecek dönem, gelecek sonbahar için belki başlamak iyi olabilir diye düşünüyorum. Geçen haftalarda sıklıkla konuştuğumuz sorulardan biri Esin Davutoğlu Şenol'a soracağım bunu da. Neden BioNTech aşısı almıyoruz diye soruyor. Onun nedenini biz hiç bilemeyeceğiz aslında. Çünkü biliyorsunuz BioNTech'in sahibi olan Türk bilim insanları Türkiye ve Almanya için özel bir opsiyon alarak üstlerine iki ülkenin de tedarikini olabildiğince karşılama sözü vermişlerdi. Bir anlaşma imzalandığı söyleniyor ve bazı pürüzler olduğu şimdi söyleniyor. Onu bilemiyoruz. Ama ben Urartu'nun bıraktığı yerden yerli ve milli aşı meselesini alayım. Bir kere geçen programda siz böyle bir soru sorduğunuzda hepimiz birden gülümsemişiz. Programın altına böyle bir not koydu birisi. Neden hepiniz birden gülümsediniz diye. Şimdi burada aslında gerçekçilik çok önemli. Gerçekçilik şu demek. Demin de söylediğim gibi artık aşıların işi çok kolay değil. Pandemi aşısı olmak başka bir şey. Pandemi aşısı olmak süreci, ipi en önde göğüslemek, standardı en üstte göğüslemek ve pandemiye yetişmek ve pandemiye bitirme sözü vermek demek. Şimdi BioNTech aşısı onay alırken A+ denildi FDA tarafından. Pandemiyi bitirme sözü veriyor bize denildi. Bu aşı tutmak falan da değil. Yani önden gitti, hızlı gitti, çabuk gitti. Dolayısıyla yerli ve milli aşıda gelebileceğimiz nokta bizi pandemiden çıkaracak aşı olma noktası değil artık. Onun için mümkün olduğu kadar her basamağa sağlam sağlam giderek daha sofistike ve daha hani pandemi sonrası kullanılabilecek ve kalacak. Know-how'ı kalabilecek, elden ele geçebilecek, iyi üretim prosedürlerinin gerçekleştirileceği, üretim tesisleriyle bulaşacak aşıların oluşumu yönünde gitmemiz lazım. Ama senaryonun başında eğer benim bir yetkim olabilseydi ve ülkenin aşı geçmişini bilen bir insan olarak ve aşıyla ilgili nasıl bir planlama yapması gerektiğine kafa yoran bir insan olarak şunu yapardım ben. Demin bu vurguyu yapmaya çalıştım. Faz 3'ünü alacağım aşı çalışmalarıyla bu anlaşmaları yapıp üretim teknolojileri bakımından bir değişim programı ve Türkiye'de bazı üretim tesislerine bunların verilebilmesi programına geçerdi. O da hani o da bizim aşımız olurdu. Çünkü bizim aşımız demekteki kasıt eğer bulucusunun bizden birisi olmasıysa zaten gururla izlediğimiz öyle bir süreç var. Ama bizim aşımız olmasının önemi şu ki bu aşılar bu bir satranç oyuncusu. Tek hamlede bitmeyecek bu iş. Yani bu pandemi bir satranç oyuncusu. Bizim düşeş atarak ya da kötü zar atarak edip kazanacağımız bir tavla maçı değil bu. Onun için hamleleri birbiri üstüne ekleyerek gitmek durumundayız ve kendi üretebileceğimiz bir aşının olması esas mesele. Yani bu nedenle gerçekçi olmak ve hani 5-6 aya yetişebilecek bir aşıdan söz etmek yerine daha sağlam adımlar atabilmek adına, yani gülümseyişimiz bir şeyi küçümsemekten falan değildi. Aşı öncesi süreçlerle ilgili hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Bir kere ben Türkiye'de yaşayan bir bilim insanıyım ve elbette ki kendime ve yaptığım işe inanıyorum. Ama akademinin ne kadar dağınık olduğunu, enstitü süreçlerinin ne kadar parçalanmış olduğunu, sağıma soluma dönüp işbirliği yapacağım insan bulmakta güçlük çektiğimi de gerçekçi bir şekilde söylemeliyim ki bir sonraki kuşak için doğru düzgün adımlar atabilelim. Gerçekçiliğin en önemli şeyi budur. Gerçekçilik insanları acıtmak için ya da küçümsemek için yapılmıyor. Yani dolayısıyla bunu da söylemiş olayım bu vesileyle. Gülümseme nedenimiz gerçekçi olmak zorundayız. Bizim aşımız, bizim ürettiğimiz bir aşı olması şart ama bu Urartu'nun da söylediği gibi üretim teknolojileri ortaklığı, know-how ortaklığı gibi sayısız yolla sağlanabilir aslında. Belki çok kısa şu eklemeyi de yapmamız gerekiyor. Bilimsel çalışmalarda bir gelenek önemli. Eskiye dayanması, yani bir altyapının olması. İkincisi de açık, şeffaf ve denetlenebilir olması önemli. Dolayısıyla Türkiye'deki süreçlerin işletilmesi teknik açıdan belki gerçekleşebilir. Esin Hocam'ın, Urartu Hocam'ın söylediği gibi. Ama denetlenebilirlik konusunda sicilin çok iyi olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu şeffaflığın da sağlanabileceği bir ortam ancak bahsettiğimiz gibi dünyaya da Türkiye'nin aşılarını kabul ettirecektir. Aksi takdirde sadece kendi içimizde kalacak bir süreç bu.
Ben de bir eklemede bulunabilirsem eğer, hani gerçekçi olmak anlamında Esin Hocam'ın verdiği örnek bence çok önemli ve yani tüm ülkelerde, sadece Türkiye için değil, bence pandemiyle ilgili ve gidişatla ilgili gerçekçi öngörülerde bulunmadığımızı düşünüyorum ben. Mesela Mart ayında, Nisan ayında konuşurken geçen sene en azından 18 ay devam edeceğinden bahsetmiştik mesela. Ben Medyascope'da da konuşmuştum, BBC Türkçe'de de konuştum, Esin Hocam çoğu yerde konuştu. Ve hani işte yaza bitecek ya da kışa bitecek, geçecek diyerek aslında yanlış bence bilgilendirmiş oluyoruz. Yani ben bilim insanı olarak, bir doktor olarak ben insanlara doğruyu söylemenin, gerçekçi olmanın daha hani daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar buna göre hazırlık yapabilirler hiç değilse. Yani yaza bitecek, kışa bitecek değil. Yani bu aslında bir minimum 18 ay demiştik mesela. Bu demek ki 2021 yazına kadar, belki de kışına kadar devam edecek demiştik zaten geçen sene. Ve şimdi de önümüzde uzun bir yol var. Bence satranç örneği çok güzel. Yani sadece işte düşeş atıp bitecek bir durum yok. Doğru hamleler, doğru adımlar atarak bunun içindeyiz. Hepimiz birlikteyiz yani. Biz de aynı durumdayız. Aynı şekilde yani ailelerimiz adına üzülüyoruz. Arkadaşlarımız adına üzülüyoruz. Benim en yakın arkadaşlarım hastaneye yattı. İki aile ferdini kaybettim COVID'den mesela. Yani zor bir dönem. O yüzden bence gerçekçi ve emin adımlarla devam etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Başınız sağ olsun diyelim. İzleyicilerimizden de bilim insanlarına teşekkür yorumları da geliyor. Ben de buradan hem kendi adına hem de Medyascope adına verdiğiniz bu emek için sizlere teşekkür ediyor olayım. Hastaneleri merak ediyor izleyiciler. O yüzden bunu Esin Şenol'a sormak istiyorum. Türkiye'deki vaka sayıları, hasta yoğunluğu, şu an hastane yoğunluğu ne durumda diye soruyorum. Şimdi öyle bir pikten geliyoruz ki, öyle bir fırtınadan geliyoruz ki, hastanenin %40'ı tamamen COVID hastalarıyla dolu. Gözümüzü açamıyoruz, 5 günde bir çeviriyoruz. Yoğun bakım sırası ve acil sıraları varken şu anda normal. Şu anda normal. Yani bizim takibimizde olan 5 servisin 2 tanesi tamamen bizim takibimizde. 2 serviste mesela 1/3 doluluk oranı gibi var. Bir de insanlar da artık şunu öğrendiler. Benim böyle telefonla falan da izlemeye çalıştığım, Ankara'da uzun süredir olmam nedeniyle çok fazla tanıdığım olması nedeniyle insanlar var. Mümkün olduğu kadar başı sıkışmadıkça, şimdi eve gelip test yapan laboratuvarlar da var. Kafasını dışarı çıkarmadan evden takip ettiriyor kendisini. 5. 7. gün arası bir test istiyoruz. Gidiliyor, o testler yapılıyor, kan testleri. Sıkıntılı bir durumları yoksa hastaneye de aktarmamaya çalışıyoruz. Bu da bir parça öğrenildiği için. Yani şunu söylemek istiyorum, aslında azaldı tabii ki. Kısıtlamalar işe yaradı. Hangi kısıtlamalar işe yaradı? Bir kere kafe ve restoran kısıtlamaları ve okulların kapanması işe yaradı. İkincisi, insanlar çok tedbirli davranıyor. Ankara sokakları hafta içi de artık bomboş. Üçüncüsü, insanların keyfi kalmadı ve ekonomisi kalmadı. Başlarını dışarı çıkaramıyorlar. Yani şöyle, ölü bir şehir gibi, sadece dikkat değil, ölü bir şehir gibi Ankara. Ankara için bunu söyleyebilirim. Ama bir yandan da siz böyle kırılgan bir buz üzerinde gittiğinizi de hissediyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Aktif vaka sayısı azalmıyor. Çünkü biz aktif vaka sayısını ölçmekte iyi yöntemler kullanmıyoruz zaten. Biz benim söylediğim kısmı ölçmekte kısmi yöntemler kullanıyoruz. Yani biz PCR testiyle bize gelen ciddi hastalara bakıp onların bir kısmını hastaneye yatırıyoruz. Dolayısıyla bir %20-30'luk azalma var diyelim, ama gördüğünüz gibi 10 binlerin altına falan çok inmiyor, ama asıl dramatik olan 200'e yakın günde ölüm sayısının olması. O ölüm sayısıyla baş edememek, artık hani aşıyla önlenebilir bir hastalıkla hekime ulaştığında iyi yönetilebilir bir hastalıkta gerçekten insanın canını yakıyor. Hani Müge Hoca'nın söylediği, İngiltere'de vaka çok gerçekten bu varyant nedeniyle 30-40 binli vakalar, onun %'si içinde bir ölüm oranı. Ama bizde az görünen vakanın içinde şimdi ölüm oranları yükselmiş gibi görünüyor. Yani bu da bize salgının kontrolünü, kaynak kontrolünü yapmadığımızı, işte bu 20-50 yaş arasındaki nüfusun hala bir saatli bomba gibi dolaştığını. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim hastanemin 1/3'ü infekte dedim demin. Yani 3000 kişinin 1300'ü geçirdi dedim. Bu
Ve bunların büyük bir kısmı da son 3-4 ay içinde geçirdi. Demek ki Ankara'da bir %20-30 ve onların yakınlarını düşünecek olursanız da bu azalma pandeminin bu evresinde bir şey göstermiyor. Yani bizim salgını kontrol ettiğimizi göstermiyor. Bu azalma salgının bu evresinde sadece ne diyelim, bu kısmi kısıtlamaları kaldırdığımız anda yeniden başımızın derde gireceğini gösteriyor. Hiç iyimser olamıyor muyum? Evet, hiç iyimser olamıyorum maalesef bu konuda. Mesafeden ve önlemlerden bahsettik. Ama bir yandan da ne yazık ki hayat devam ediyor ve yer değiştirmek de zorunda kalıyoruz. Ben sizlere bunu yayından sonra geçen haftalarda kendi özel sorum olarak sormuştum, endişelenerek. Uçak ne kadar güvenli, bu merak ediliyor. Uğur Ertuşeker, cevap vermek ister misiniz bu soruya? Siz uçağa biner misiniz, güvende hisseder misiniz uçakta? Ben bindim, iki kere bindim. Sorunuzun cevabı evet oldu. Güvende hisseder miyim? Ben açıkçası bu soruya cevap vermek çok bireysel bir soru. Ben şeye şaşırdım, bir şey şaşırdığımı söyleyeyim. Ben bindiğim zaman da Haziran ayının başıydı açıkçası. Ben şey sanıyordum, aradaki koltuklar boş bırakılıyor sanıyordum. Değilmiş. Normal zamandaki gibi uçuyormuş uçaklar. Çok erken bir... Ben onu bilmiyordum yani, benim cahilliğim. Ben açıkçası biraz şaşırmıştım. Öyle olmamasını dilerdim ama tabii ki şu anda bütün bu pandemiyi konuşuyoruz, her şeyi konuşuyoruz. Bugün de açıkçası bu hem Türkiye'deki hem uluslararası şeylerdeki firmalarda çalışan arkadaşlardan gördüğümüz, öğrendiğim kadarıyla çok ciddi bir finansal kriz zaten biliyoruz ama içinden, doğrudan iş dünyasının içinden insanlardan aldığımız feedback de şunu gösteriyor. Ciddi bir ekonomik kriz, hakikaten finans krizi zaten geliyor bir yandan da tüm dünya için. Ve hani zaten şu an çok ciddi sayıda insan işsiz kaldı biliyorsunuz, Türkiye'de de dünyada da. Bunun getirdiği başka problemler de var. Yani o bakımdan hani şu anda o konu çok dağıtmayayım da oraya hani uçak firmalarının ya da yolcu taşıyan firmaların o kadar da her şeyi kontrol yapamıyor olmalarının da bir yandan da şey yapabiliyorum, anlayabiliyorum. Ama tabii burada bir yine denge problemi, yani bir şey risk problemi var. Şu anda bildiğim kadarıyla zaten havalimanlarına yurt dışına çıkış için şey yapılıyor, test yapılıyor, PCR testi yapılıyor. Türkiye içi, yani içi uçuşlar için değil ama dışı yurt dışı uçuşlar için PCR testi yapılıyor. Mesela şeydeki İstanbul'daki havalimanında şey var, test yapılan yerler var. Yani böyle firmaların test yaptıkları PCR testi yapılıyor. Zaten o PCR testi sonuçlarına göre uçuş, yani karşıdaki ülkeye gidebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla, yani negatif olması gerekiyor. Gibi bir durum var. Burada hazır buna, bu PCR hikayesine girmişken belki şeyi eklemek iyi olabilir. Varyantla ilgili biz hala şeyde Türkiye'de bu varyantlar şey yapıldı, tespit edildi biliyorsunuz. Varyantların hatta böyle çok ilginç bir şekilde Twitter'da yayıldı. Muş'ta bir köyde sanırım bir varyant tespit edildiğiyle ilgili bir haber çıkıp, hatta o köyün karantinaya alındığıyla ilgili, kasabada olabilir, yanlış söylemeyeyim. Orada şunu söylemek gerekiyor, yani benim bildiğim şu anda halk sağlığında doğrudan şey yapmaya çalışıyorlar. Yani sekanslama yine yapılmıyor maalesef. Keşke yapılsa, çünkü İngiltere'deki yapılan toplam sekanslama sayısıyla, yani RNA dizi analizinin yapılmış olmasının İngiltere'deki ile Türkiye'deki sayı böyle arasında yaklaşık 10.000'de biri kadar. İngiltere zaten hani şunu söylemek gerekiyor, o varyantı bu yoğun sekanslama sayesinde bulabildi. Hani diğer ülkelerde çok daha geç olmasının nedenlerden bir tanesi de o oldu sanırım. Belki başka yerlerde başka varyantlar da var. Ama şey, Türkiye'de şu anda bunu bir sadece yine buna spesifik olduğu düşünülen bir PCR testiyle taraması yapılacak. Yani bunun kötü yanı şu, eğer Türkiye'ye has bir varyant çıkmışsa biz onu yine yakalayamayacağız gibi gözüküyor. Yani çünkü PCR testi sadece İngiltere'deki ya da Güney Afrika'daki varyant Türkiye'de var mı yok mu'ya cevap verecek. Yani Türkiye'de sekans lama, yani o virüse ait genetik bilgiyi, ki çok kısa bir bilgi aslında, yani bizim çalıştığımız, hani işte Çağan Hocam da çok iyi bilir, çalıştığımız genom bilgileriyle karşılaştığınızda 30.000 ünite şeyden oluşuyor, nükleik asitten. Bu yapması çok ucuz, son derece hızlı ve mesela Esin Hocam'ın olduğu hastanedeki bir günde aldıklarının tamamı bir iki günde sekanslanabilir esasında. Yani bununla ilgili, çünkü Türkiye'de altyapı da var, bunu yapması zor da değil bu arada. Yani inanın çok zor değil. Yani İngiltere'de mesela sekans için kullanılan cihazlar da birkaç bin euro civarında olan bu hani Nanopore adı verilen bir cihaz. Çağan Hocam belki görmüştür, o da şeyde.
böyle onlarla yapıyorlar. Yani büyük böyle çok ciddi altyapı gerektiren bir sistem değil. Buradan tekrar şeye bağladım. Yani sekanslama maalesef bizde hala çok yoğun bir şekilde yapılmıyor. Türkiye gibi her şeyin esasında bir yandan devam ettiği bir yerde yapılması gerektiğini şey yapıyorum, düşünüyorum. Diye kapatayım ben. Bulaşla ilgili o konuda şey geri dönebilirim. Hani bir saniye hocam, uçağı bitirelim, ondan sonra daha uçakla ilgili mi söylüyorsunuz? Evet evet. Tamam, buyurun. Çağ'a kıza soracaktım çünkü o da sık sık yer değiştiriyor bildiğim kadarıyla. İlk Müge Hanım'a sordum, sonra da Çağ'a kıza uçağı bilip bilmediğini soracağım ve yani, kapatacağım. Şey, bulaşı hani sadece uçakta ya da işte restoranda ya da kafede ya da evde diye düşünmek bence biraz yanlış. Çünkü bulaş her yerde olabilir. Yani çünkü bir virüs biliyorsunuz ve solunum yoluyla bulaşan bir virüs. O yüzden enfeksiyon, bulaş her yerde yaşanabilir. Ama bazı ortamlarda daha fazla yaşanıyor. Mesela restoranlarda ya da kafelerde daha fazla görüyoruz. Çünkü neden? Çok fazla insan içeride vakit geçiriyor. Kapalı ortam. Ve genelde insanlar daha uzun vakit geçiriyor içeride. Mesela uçağa baktığımızda sadece uçağa binmek olarak düşünmememiz lazım. Evden çıktığımız andan itibaren havalimanına gidene kadar, uçağa binene kadar, uçaktan inene kadar kaç kişiyle görüşeceğiz, kaç kişiyle temas halindeyiz, bunu düşünmek lazım. Mesela işte taksiye bindiğimizde taksinin içerisinde kaç kişi olacak? Ne kadar süre geçecek, ama genelde mesela baktığımızda uçaklarda solunum yoluyla geçen virüsler ya da bakteriler az bulaşıyor. Çünkü içeride ventilasyon, hava dolaşımı çok iyi uçakların genel olarak. Ama mesela dediğim gibi yani oraya gidene kadar ne yapıyoruz? Yani toplu taşıma kullanıyorsan mesela zaten riskin yüksek. Orada mesela kaç kişiyle temas halinde olacaksın? Uçağın içinde mesela şu anda çoğu firma maske kullanılmayı söylüyor. PCR testinin yapılması tabii ki de önemli ama negatif demek, tamamen negatifsin demek olmuyor. Bazen negatif çıkabiliyor, hala bulaştırıcı olabiliyorsun. O yüzden farklı şeyleri düşünmek gerekiyor bulaş anlamında. 3 saatlik, 4 saatlik bir uçuşta 3 kişi yan yana oturmak herkesi korkutuyor gerçekten. Her ne kadar o yol uzun, toplu taşıma vesaire tehlikeli olsa da zaten hayatlarımızın hala bir parçası işe gidip gelen çok fazla insan var ama o yolculuk özellikle korkutuyor. Çağın kızı, siz de ABD uçuşu yapıyorsunuz sanırım. Onu da bir sorup bu konuyu kapatalım. Çünkü bu karar veremediğimizde merak edilen bir konu. Yani bu pandemiyle ilgili, bulaş ile ilgili önlemler konusunda her multifaktöryel bir şey. Yani uçuşlar da aynı şekilde ve ona göre önlemler de almaya çalıştı hava yolları. Uçağın içinden bahsedersek, yani birçok şirket filtrelerini değiştirdi ve uçak içinde yaklaşık 6 dakikada bir hava tamamen değişiyor. Ve siz yan yana oturmazsanız, en azından boşluk bırakırsanız arada ve maske kullanırsanız, maskeyi de düzgün kullanırsanız bulaş riski oldukça düşük. Sayılar da bunu gösteriyor şu ana kadar. Hani görebildiğimiz, güvenebildiğimiz kadarıyla. Fakat Müge Hoca'nın dediği gibi uçağa binerken havaalanında sıra bekliyorsunuz, bilet vesaire. Oralar biraz sıkıntıda olabiliyor. Çünkü belli yerlerde, belli havaalanlarında çok fazla kişi o bölgelerde uzun süre kalabiliyor. Yani ben evet iki kere gidişli dönüşlü hem Avrupa içi hem de ABD'ye yolculuk yaptım. Avrupa içinde Türkiye'den de aynı şekilde yapılan uçuşlarda aynı şey. Çok kalabalık uçuşlar vardı. Bunlar oldukça can sıkıcı ve korkutucu aslında. Ama zaten transatlantik uçuşlarda artık ABD'ye örneğin turistik seyahat yapılamadığı için çok az kişi uçaktaydı ve hiçbir sıkıntı çıkmadı. Ben de hiçbir şekilde kapmadım. Güvenli, o anlamda güvenli yapılırsa güvenli. Yani ben şuna benzetiyorum, yani evde de kapabilirsiniz, iş yerinde de kapabilirsiniz ama toplu taşımada da kapabilirsiniz ama güvenli şekilde onu idare ederseniz kapmazsınız. Bir de son olarak Esin Hocam'ın söylediğine ek yapmak istiyorum ben. Pandeminin başından itibaren birçok, sadece biz değil ama birçok bilim insanı eksiklere değindi, biraz sorgulayıcı bir tutum aldı. Birçok insan tarafından da bu felaket tellallığı falan dendi.
Aslında yani bilimin özü sorgulamak, bu sorgulamayı her şeye rağmen göze alabilmek. O yüzden pandeminin gidişatına dair kimse oturduğu yerden geleceğe dair %100 doğru yorumlar yapamaz. Ama elimizdeki durumu değerlendirmek ve ona göre olabildiğince sorgulayıcı ve şeffaf olmak, olabildiğince bilime dayanmak önemliydi. Dolayısıyla pandemi sürecini de buradan sonra da bitmiş değil. Belki pandemi süreci bizi izleyen genç arkadaşlar da vardır. Yani bilim insanı olmak istiyorsanız bu felaket tellallığını biraz göze almak zorundasınız. Çünkü bu şekilde işliyor. Bu yayınımız için de haftalardır yaptığımız program için de benzer yorumlar gelmişti. Felaket tellallığını bir araya toplamışsınız diye. Biz de alıma gireceğiz. İyi bilim insanlarını bir araya toplamışsınız demek istiyorlar bence. Ki yorumlarda sizlere çok güzel yorumlar gelmeye devam ediyor. Ve çok güzel bir soru var. Esin Şenol, bu soruyu ben atlamışım. Aslında haftalardır tartışılan da bir şeydi. Botoks mevzusu. Botoks olanlarda aşının etkisi nasıl oluyor? Bu tartışmadan bize bahseder misiniz? Aslında çok esprili bir şekilde ortaya çıktığı için çok hoşuma gitti. Polietilen glikol var mRNA aşısında. O da yüz dolgularıyla bir çapraz reaksiyon vererek yüz bölgesinde şişme. İki vaka yalnızca. Sadece iki vaka. Ama bir not konuldu. İşte not konulması çok önemli. Şimdi bunu daha iyi yönetebilecek durumdayız. Telaşlanacak hiçbir şey yok. Bazı topikal şeyler sürersek üstüne geçecek. Aynı şeyin botoksla da çapraz reaksiyon verebileceği düşünülüyor. Dolayısıyla ben de espriyle, hatırlar mısınız bilmiyorum, bu olmaması gereken bir faz 3 çalışmada hiç olmaması gereken, böyle antikorum tavan yaptı falan gibi magazinsel şeylerle bir araya gelince, ben de zaten onların mRNA aşısı yaptırma şansı yoktu gibi böyle bir yaklaşımla bunu dile getirmiş oldum. Çok ciddi bir şey değil ama not düşülmüş bir şey. Olursa telaşlanmamak gerektiğini kayıt edelim burada. Botoksu olanlar gelinmişti ama bir sorun yok, telaşlanacak bir şey yok diyorsunuz. Biraz işte bu gidişat... Ama pardon, şeyi söyleyeyim, gene de bütün dermatoloji siteleri Amerika'daki şey notunu koydu. Botoksunuzu aşıdan sonraya erteleyin notunu koydu, onu söyleyeyim. Yani botoks konusunda lütfen kendinizi tutun. mRNA aşısının gelmesini bekleyenlere özellikle söylüyorum. Kendinizi tutun Türkiye'de ve o geldiği zaman daha rahatça yapın. Yani böyle bir not var. Aynı alerji notu gibi böyle bir not var. Evde kalmak bir parça kendimizle de fazla uğraşmamıza neden oldu galiba. Çok ben çevremden de duyuyorum kendiyle ilgili, görünüşüyle ilgili değişiklik yapmak isteyenleri, ama bunun için de aşıyı beklemenin daha iyi olacağını söylüyorsunuz. Peki ne kadar bekleyeceğiz biz? Ne kadar hayatımız böyle gidecek sorusu hep. Her yayının sonunda da ben soruyorum ve tünelin ucunda ışık var mı vesaire diye soruyorum. Bu gerginlik ne kadar sürecek? Müge Çevik, az önce iyimser değil gerçekçi olmamız gerektiğinden bahsettik ama hayatlarımızın ne kadar daha böyle evlerde geçeceğine dair bir öngörüde bulunuyor musun? Evet, çok zor yani bunu tabii ki öngörmek ama şunu görüyoruz ki geçen seneden yaz aylarında sayılar, vakalar çok azaldı. Yaz aylarında daha fazla dışarıda vakit geçirmemizden kaynaklı olabilir. İşte bunu zaten tartışmıştık, hani vitamin D'nin etkisi olabilir. Ama genel olarak dışarıda vakit geçirdiğimiz için, çok fazla içeride vakit geçirmediğimiz için, genelde camları kapıları açtığımız için yaz ayları daha az riskli oluyor. O yüzden muhtemelen yani yaza kadar bu önlemlere devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bu dönemi de iyi değerlendirmemiz gerekiyor işte. Yani özellikle hastaneye yatan, yatma riski yüksek, ölüm riski yüksek kişilere umarım kısa zamanda aşıyı ulaştırırız. Ve seneye bu zamanlarda umarım ki daha iyi durumda oluruz. Yani eğer ki toplumun belirli bir kısmı aşı olmuş olursa, yani aslında baktığınızda grip gibi bir hale dönebilir koronavirüste. Ama bu tamamen işte o satrançtaki doğru hamleleri yapmakla alakalı. Doğru kişilere aşıyı ulaştırmakla, doğru zamanda o aşıları ulaştırmakla alakalı. Yani dediğim gibi, yani seneye belki Eylül
Ekim ayına kadar daha tedbirli olup seneye bu zamanlar bu durumda olmamayı umuyorum ben. Zaten amaç o. Ama şöyle de bir şey var. Yani Esin Hocam'ın da dediği gibi %60'ın üzerinde topluma aşı vermemiz gerekiyor. Bunu yapamadığımız zaman ise seneye bu zamanlar yine aynı durumda olma riskimiz de var maalesef ki. O yüzden hani geçen hafta da söylediğimiz gibi İngiltere şu anda tek doz veriyor. Tek dozu 3 ay, ikinci dozu 3 ay erteleyerek veriyoruz ki daha fazla insana aşı ulaştırabilelim bu dönemde diye. Evet, yani umuyorum ki kısa cevap vermek gerekirse Eylül, Ekim gibi daha iyi bir durumda olalım. Ama bu tamamen doğru hamleleri yapmakla alakalı ve yeterli insanı aşıya ulaştırmakla alakalı. Aşılar önemli. Aşı karşıtlığını da çok ele almıştık. Urartu Şeker bir soru gelmiş. Aşıda kullanılan nano parçacıkların beyne geçtiğine dair. Öyle mi? Aşıda kullanılan nano parçacıklar derken tabii ki mRNA aşılarını kastediyorlar. Çünkü diğer aşılarda yok. Alüminyum adjuvanların nano parçacık olduğu beyne geçmesi. Onu mu söylüyorlar? Nano oradaki onlar tam nano parçacık değil de alüminyumdan bahsediyor. Bunun tartışmanın bir anlamı yok. Çünkü bu soruya cevap vermeyi ben artık zul kabul ediyorum. Şey bakımından, özellikle alüm bakımından, yani bu çok 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 düşük miktarlarda bir malzemeden bahsediyorsun ve bunun herhangi bir yan etkisiyle ilgili herhangi bir raporlama zaten bugüne kadar yok. Esin Hocam da, Müge Hocam da, Çağan Hocam da gayet iyi bunu şey yapabilir. Ama şunu söylemekte fayda var. Yani ben hani şeyler mRNA aşısıyla ilgili biliyorsunuz bu bir sürü safsata, yani bilimsel olarak net olarak safsata ortaya atıldı. İşte genoma entegre olacağı vesaire, hatta bununla ilgili uzun uzun çok beklenmedik şeyler böyle şeylerde, yani kişilerden çok neyse o muhabbete girmeyeyim de şey, yani çok ilginç yorumlar yapıldı. İşte bunun entegre olacağı vesaire falan gibi böyle anlamsız, bilimsel olarak tamamen yanlış, hipotez olarak da yanlış şeyler yapıldı. O kısımda hiçbir sıkıntı olmayacağı ile ilgili, yani mRNA zaten hücrenin içerisine giriyor ve mitozoplazmın içini bitirdikten sonra zaten okunmadan sonra kendisi zaten bir süre sonra parçalanıyor vesaire. Oradaki nanoparçacık kısmı esasında mRNA'sı ile ilgili eğer bir soru sorulacaktıysa bu sorulmalıydı. İnsanlar hiç onunla ilgili sormadılar. RNA aşısının taşıyıcısı olarak nanoparçacıklar kullanılıyor. Bunlar lipid nanoparçacıklar ve bu kullanılan lipid nanoparçacıkların da şöyle bir özelliği var. Bunlar özel olarak tasarlanmış nanoparçacıklar. Bunların Moderna'nın kullandığı farklı, mRNA şeyini kullandığı farklı bu arada. BioNTech'in kullandığı farklı. Zaten o yüzden biz -20, -80 şeklinde farklı koşullar öne sürdüler. Onun doğrudan beyne geçtiği yahut da başka şeylere yani doğrudan beyne geçtiğinde zaten aşılamanın yapıldığı yer hani zaten kas hücrelerine doğru yapılıyor. Oradan hani dolaşıma girip vücudun çok farklı yerlerine daldığı ilgili herhangi bir data yok. Gösterilmedi bu zaten, çünkü hani onlarla ilgili eğer bakarlarsa o lipid nanoparçacıklarını üretenler bu firmalar değil. BioNTech de Moderna değil. BioNTech'in satın aldığı ve bunu yaptırdığı firma başka bir firma. Kroll'da da bir başka firma. Moderna'nınki başka bir firma. Şu anda bu iki firmayla anlaşmış durumdalar kendileri üretim sağlasınlar diye. O firmaların da ön dataları var bunlarla ilgili. Web sayfalarına gidip bakabilir insanlar. Ben hatta bununla ilgili bir şey hazırlamayı düşünüyordum. Vakit olmadı bir türlü. O bakımdan bununla ilgili herhangi bir data yok. Bir olumsuzluk da zaten bugüne kadar olmuş olsaydı şey çok ciddi bir şekilde en azından kısa. Çünkü son iki aydır yapılmıyor bu. Hani faz çalışması çok uzun. Bildiğim kadarıyla Nisan gibi falan başladı herhalde şeyinki. Nisan sonu gibi falan başladı BioNTech'inki. Bugüne kadar zaten bununla ilgili sürekli bir data görülmüştü. Aynı şey. Her ne kadar kemirgen ve maymunlarda da yapıldı benzer deneyler. Orada da salt bunlama parçacıkları, boşken verilmiş şeyler var, deneyler var. Vücutta dağılmadıklarıyla ilgili data var. Ha ama bundan 10 yıl sonra mesela, oyun değil mi? Yani birkaç yıl sonra belki hani o lipidlerin yapısından dolayı yan etki görülebilir mi? Olabilir. Zaten işte bunun için, yani faz 3, faz 4, faz 4 sonrasında bunun için gözlemlemek için yapılıyor. Ama onun hani ciddi değil, ciddi, yani botoks hikayesindeki olduğu gibi muhtemelen oldukça düşük miktarlarda bir belki raporlama olabilir.
olmayabilir diye kapatmak mümkün bence. Çok kısa bir ekleme yapabilir miyim? Bir sinir bilimci olarak şunu söyleyeyim. Sistemik olarak herhangi bir şeyi enjekte ettiğinizde bunun tropizma denen bir yönü var. Yani nereye gittiği. Her şey her yere gitmez. Özellikle de enjekte ettiğiniz herhangi bir şeyin beyne girmesi çok zordur. Beyinle kan arasında bir bariyer var ve birçok ilacın etkisiz olması beyinde bu nedenle. Bu lipid parçacıklarının farelerde yapılan deneylerinde tropizması büyük oranda dalak, T hücreleri ve kaslar. Yani beyne çok fazla da gitmiyor. Ayrıca gitse de çok şu anda pek bir şey olacağı düşünülmüyor. Dolayısıyla hani bu nano parçacıkların beyinde birikip herhangi bir yan etki oluşturması durumu teorik olarak mümkün olsa bile yani bir meteorun düşmesinden daha az ihtimalle olduğunu düşünüyorum. Yani belki nano parçacık için mesela şey de bakılabilir. Yani salt lipid nano parçacıklar değil mi? Genel olarak nano parçacıklar. Bu arada ilginç bir durum. İnsanlar ellerine sürdükleri şeylerin içerisinde neler olduğuna hiç bakmadıkları için kremlerin içerisine. Onların içerisinde tonlarca nano partikül var ya da şey yaptıkları çiğnedikleri ciltlerin azıcık şeylerin üzerine okursa tonlarca nano parçacık olduklarını görecekler. Oradan korkmayıp hani böyle çok onlarla karşılaştığında çok 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 düşük miktarlarda nano parçacıklardan bu şekilde yorumlar yapıyor olmaları da tabii ki işin ironik bir kısmı ama Çağın Hoca'nın dediği gibi yani hani ona katılıyorum. Bununla ilgili merak edenler için çok ciddi web siteleri de çok detaylı analizler var. Hocanın dediği gibi sağlıklı değil bütün nanoparçacıkların yani benim bildiğim kadarıyla hatta beyne nanoparçacık sokmak için çok uğraşmanız gerekiyor. Çok özel tasarım yapmanız gerekiyor. Çünkü o şekilde işte farklı beyin tümörlerinin tedavisi için bu yöntem kullanılmaya çalışılıyor. Çok ciddi bir tasarım yapmak gerekiyor onun için. Çok kısa bir ekleme de ben yapabilir miyim buraya? Biz lipidi seven antibiyotikleri menenjit tedavisinde çok da kullanamayız. BOS'a geçmek için lipid seven değil, su seven antibiyotik grubu dediğimiz antibiyotikler. Yani beyin omurilik sıvısına geçebilmek çok zordur. Hatta bazen özel olarak oradan kullanmak zorunda kalırız etkili olmasını istediğimiz ilaçları. O yüzden çok spekülatif gerçekten ve insanın yaratıcılığı tükenmez diye düşünüyorum. Keşke bilim kurgu falan çekseler, biz de biraz eğleniriz diye düşünüyorum. Bu sırada seyircilerimizden de güzel yorumlar geliyor. Ben bir tanesini okumak istiyorum son soruma geçmeden önce. Serhat Demir, teşekkür ederiz tek tek cevap verdiğiniz için. Doğru bilgiye ulaşmanın zor olduğu dönemlerde yaptığınızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım siz sağlıklı kalırsınız. Bu süreçte çok yardımcı oldunuz demiş sizlere. Serhat Bey, biz de yorumundan dolayı teşekkür edelim. Az vaktimiz kaldı. Çok kısa toparlamak adına bir iki gelmiş soruyu daha alıp kapatalım. Doz aralıklarının değişmesini ne kadar doğru buluyorsunuz demiş bir seyircimiz. Esin Şenol Bey buna cevap vermek ister. Şimdi Brezilya'daki sonuç biraz hayal kırıklığı olunca acaba 2 doz 14 günde uygulandığı için mi oldu gibi bir düşünce bir. Bir de ilk dozları 3 milyon kişiye yapabilme kaygısı anladığım kadarıyla ya da 2,5 milyon kişiye. Ama ben şöyle düşünüyorum. Müge de söyledi aslında orada da var. Birinci aydan sonraki randevuları ertelemek gibi bir tutum. Daha çok kişiye yapabilmek adına. Ama biz burada birinci dozun ne kadar koruyucu olduğunu da göremiyoruz bu aşı için. Yani birinci dozdan sonraki koruyuculuk verisi de yok elimizde. Dolayısıyla bizi kaygılandıran şey pandeminin seyri de Türkiye'de çok yüksek olduğu için iki doz arasındaki 14 günlük boşluk. Ama bir teorik ve spekülatif yaklaşımla bunun daha iyi olacağı gibi bir anlayışla galiba bu veri böyle ne diyelim, uyarlanmış. Uyarlanmış bir veri. O zaman bunu izlemek gerekir. İzleyerek bir veri oluşturmak ve koymak gerekir. Ben 14 günde bir yapılması gerektiğini eldeki mevcut dozların ve tekrar söyleyeyim ağırlıkla 18-60 yaş arası gruba yaparken diğer gruplar için de diğer aşıların getirilmesi gerektiğini tekrar vurgulamış olayım. Bir kısa sorum daha var. Bunun keşke böyle olsa deyip aslında olmadığını da bilerek soracağım ama sigara içenlere COVID gelmiyor ya da az zarar veriyor söylemi ne kadar doğru? Müge Çevik belki bunu yanıtlamak ister. Evet, bu sanırım Nisan aylarından beri devam eden bir tartışma konusu. Bu sanırım yapılan bir araştırmayla alakalıydı ama yani biliyorsunuz yani şeye de bakmak lazım.
yapılan bu sadece observe edilen araştırmalarda birçok yanıltıcı noktalar var. Sadece analize değil, totalde kişilere bakmak lazım. Kim o araştırmanın içinde diye. Ama bildiğimiz kadarıyla öyle bir koruyucu etkisi yok. Daha sonra yapılan daha büyük kohortlarla, daha fazla hastanın içine alındığı kohortlarda öyle bir etki gözükmüyor. Ve genel olarak baktığımızda kronik hastalığı olan, işte kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar, astım olanlar, diyabeti, kalp rahatsızlığı olanlarda hastaneye yatış oranlarının ve ölüm oranlarının daha fazla olduğunu görüyoruz. O yüzden biliyorsunuz ki sigara sadece tek başına gelmiyor. Sigara içmek akciğer hastalığına sebep olabiliyor, kalp rahatsızlığına sebep oluyor. O yüzden en baştaki bence o biraz spekülasyonların yanlış olduğunu düşünüyorum. Öyle bir koruyucu etkisi yok. Yani bu doğruyu söylemek gerekirse. Bir de Esin Hocam'ın söylediğine yapabilirsem bu aralarında boşluk bırakmak. Tabii ki inaktif Sinovac aşısıyla ilgili bilemiyorum. Ama biz bu Pfizer'ın, BioNTech'in aşısına ve Oxford aşısına baktığınızda ilk dozdan sonra %60 civarında etki sağladığını görüyoruz. Arada 3 ay boşluk bıraktığımızda ve yeniden verildiğinde daha yüksek immünolojik yani antikor üretimi olduğu laboratuvarda gösterildi. Bunların daha maalesef ki hastalar üzerinde bir şey yok. Teorik olarak iyi olduğunu gördüğü için İngiltere böyle bir yol izledi. Ama bildiğiniz gibi hani konuştuğumuz gibi de günlük vaka sayıları burada çok çok fazla. Ve ölüm sayıları da günde çok fazla olduğu için böyle bir risk analizi yapmak zorunda kalındığı gibi bir şey oldu aslında. Ve şu anda şunu da görebiliyoruz. Mesela BioNTech'in aşısı mRNA aşısı, messenger RNA aşısı. Ve ondan sonra mesela adenovirüs aşısını farklı aşıları kombine edebileceğimiz de teorik olarak konuşuluyor. Tabii ki ne olacağını bilmiyorum birkaç aya kadar ama böyle bir yani risk analiziyle şu anda en kısa sürede nasıl ölümleri azaltabiliriz üzerinden bir yaklaşım izlendi. Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim süremiz varsa? Yani bu hocaların bahsettiği tabii aşılamanın detayları değil ama teorik olarak yani biyolojik evrimsel temeli olarak antikor seviyesini maksimum düzeye en kısa sürede çıkarmamız aslında aşının manası. Eğer bu %100'e çıkmadan daha düşük seviyelerde seyrederse virüsün de bu antikor tepkisinden kaçması, kendisini değiştirmesi söz konusu. Özellikle İngiltere'deki varyant için konuşulan konvalesan plazma tedavilerinin immüno baskılayıcı kişilerde virüsün değişmesine yol açması, varyanta yol açan bir yol olduğu düşünülüyor. Teorik olarak kesin değil. Dolayısıyla aşılamanın böyle kısmi yapılması, insanlardaki antikor tepkisinin daha uzun vadeye yayılması hastalandıklarında virüsün de değişmesini beraberinde getirebilir. Hani bu bilimsel olarak bilinen bir durum, yani hani directed evolution denen bir durum. Eğer buna da yol açma riski göz önünde bulunarak bu tüm düşünceler yapılıyor. Ama az sayıda doz olduğu için ve maksimum etkiyi almak için şu anda böyle bir şey düşünülüyor ama büyük ihtimalle aşılar yeterince sayıya ulaştığında bu şey olmaktan çıkacak, bir seçenek olmaktan çıkacak. Ben de bir şey eklemek istiyorum burada. Çağhan'a katılıyorum kesinlikle. Aslında temel bilgilerimiz şunu söylüyor. 21. günden sonra bizim işte antikor cevabı dediğimiz cevabı tekrar bir uyarmamız en yüksek etkiyi sağlıyor. Onun için 14. günle 28. gün arasında bir yere oturtmak, bir de bu yepyeni bir süreç olduğu için. Yani mesela grip için bunu söyleyemezsiniz. Doğal infeksiyonla da karşılaşıyor. Onunla da kısmi bir uyarı alıyorsunuz her sene. Ama bu öyle değil. Sıfır, sıfır bir bağışıklık sistemi ve yepyeni bir fotoğraf görüyorsunuz. Onun için ne kadar kısa aralıklı o fotoğrafı görseniz hafızanız o kadar iyi olacak. Yani aslında temel bilgi tam tersini söylüyor. Onun için Çağhan'a katılıyorum ben de.
21 günden daha uzak arayla yapmak bana çok mantıklı gelmiyor. Ama sonraki epizotlar için, yani mesela diyelim ki biz koruyuculuk 6 ay dedik, diğer epizotlar için tekrar durum değişebilir. Bir de aşıların bizde mesela şu anda şöyle bir açgözlülük süreci var. Hani 40 yaşındaki insanlar bize nasıl sıra gelecek diyor ama sağlık çalışanları diyor ki gelsin bir tane de BioNTech yaptırayım. Öyle bir şeyin olmayabileceğini söylemeliyim ben. Çünkü bunun çalışması yok ve şu anda önerilmiyor böyle bir şey. Yani aynı gruptan aşılar belki iki vektör aşısı peş peşe yapılabilir ya da şu anda İngiltere öyle bir çalışma yapıyor. mRNA aşısıyla vektör aşısını birlikte yapıyor. Ama bizim dünyadaki aşı tecrübemiz şunu gösteriyor. 5 aşıyı aynı günde yapabilirsiniz. 2 aynı cinsten aşıyı 8 haftadan önce bir arada yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla çalışması olmayan bir konu. Ben Çin aşısı yaptırdım. Bir de üstüne BioNTech, böyle bir şeyin olamayacağını söyleyeyim. Zamanımız dolmak üzere. Çok kısa bir final turu rica edeceğim sizden. Müge Çevik'e bunu sormuştum aslında ama birer cümlelik. Evlerimizde hem çok sıkılmış durumdayız, hem çok fazla insan çevremizde hasta oldu, yakınlarımızı kaybettik. Karanlık bir dünyanın içindeyiz ve zor bir kış geçiriyoruz. Gerçekçi de olalım dediniz ama geleceğe dair ve sağlığın gidişatına dair geleceği nasıl görüyorsunuz soruma birer ikişer cümleyle yanıt vermenizi rica edeceğim. Öyle kapatalım. Uğur Şeker, sizle başlayalım. Ben umutsuz olmak için bir neden yok bence. Tamam, her şey çok iyi ve çok yoluna gitmiyor. Zaten şunu da söylemek gerekiyor. Özellikle Türkiye özelinde insanlar kendi kendilerine nasıl davranmaları gerektiğini öğrendiler. Öğrenmek zorunda kaldılar maalesef. Bunu keşke böyle olmasaydı. Çünkü sosyal devletin gerekliliği bu değil. Ve şu anda hepimizin söylediği gibi aşılar var, yapılıyor ve aşıların işe yaradığını da biliyoruz. Kısa zamanda bunlara erişimimizde sağlanacağını düşünerek, yine biraz daha bu kendimiz kendimizi koruyarak, bizi koruyacak ve bize yardım edecek başka bir yer yok maalesef. Buna ve dayanışma içerisinde bundan çıkacağımızı düşünüyorum ben. Bu süreç içerisinde de ben herkesten ricam, hani kendi etrafımdaki insanlara da bunu söylüyorum. İnsan, biz toplumsal olarak şeyi çok seviyoruz, komplo teorilerini. Lütfen komplo teorilerine kapılmasınlar. Tonlarca düzgün ve güzel bilgi var. Onları okusunlar. Onlardan bahseden insanları da takip etsinler. Onlarla konuşsunlar soruları olduğu zaman. Bir de şunu söyleyeyim. Da izlesinler. Evet. Yani hani kendi bu ben de burada olduğum için o özelde söylemiyorum ama bütün hani belli zaten hani şey hiç kimsenin yani şunu söyleyeyim. Kimse bir kazanç elde ettiği için bir şey savunuyor da savunmuyor değil. Bilakis herkes bildiklerini, deneyimlerini ortaya koymaya çalışıyor ve hani azıcık bilim iletişimini sağlamak için faydalı olmaya çalışıyor. Toparlayalım yavaştan. Evet. Yani ben umutsuz olmak için bir neden olduğunu düşünmüyorum. Zaten umutsuz olmak için bir neden yok diye bunu kapatayım ben çünkü uzaktım da. Birer cümle rica ediyorum Şahan kızım. Ya bence pandemi bilim, akıl ve vicdanla imtihan. Bu imtihandan kalanlar var, geçenler var. Ama umutluyuz çünkü geçenler var. Dördü de burada konuşuyor, onu da söyleyebilirim. Esin Şenol, lütfen sizden de bir geleceğe dair bir öngörü ve mümkünse umutlu bir cümle rica edeceğim. Biz Müge ile Urartu'nun olmadığı yılbaşı günü konuşmamızda zaten umutlu bitirmiştik, şaşırmışlar. Çağhan'la benden beklemiyorlar herhalde. Umutlu bir, ama en umutlu olan biziz aslında. Bir mücadele varsa umut vardır. Mücadele eden kişi umut taşıyan kişidir. Bunu hiç unutmayın. Sadece ben şunu görüyorum. Bu bir satranç. Yani bu bir tavla oyunu değil. Onun için doğru hamleleri görmek ve anlatmakla yükümlü hissediyorum kendimi. Bilim insanının çok sevimli görünmek gibi bir misyonu yok. Ama şöyle diyeyim, geçirdiğimiz 1,5 yılın en korkunç tarafı bilinmezliklerdi. Şimdi aslında biliyoruz, belki bir cümle olarak şunu da eklemeliyim. Geçen hafta bir yazımda da paylaştım. Bugün aşıdan beklediğimiz mucizeyi gerçekleştirmiş ülkeler var. Biz aslında isteseydik yapabilirdik bunu ama Çağhan'ın da söylediği gibi bilim, akıl, vicdan hepsinin birlikte muhasebesi maalesef dünya iyi bir sınav vermedi. Ama daha bilinen bir yolda, ama bu sefer taşlı bir yolda.
Bindiğimiz araba iyi olsun istiyoruz tabii ki. Bir kanıyla gitmeyelim istiyoruz. Hani çocukluk nostaljilerimizden çıkıp birazcık yeni teknolojilerle, iyi arabalarla yol alalım istiyoruz. Bilim insanının sevimli gözükmek gibi bir kaygısı yok dediniz ama size gelen yorumlar aslında bu yayında da çok güzel yorumlar. Müge Çevik'ten de son cümlesini aldıktan sonra size onları okuyacağım. Müge Çevik çok kısa. Yani ben de söylenenlere kesinlikle katılıyorum. Bu dönem bana dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ve dediğiniz gibi yani karanlık bir dönemden geçiyoruz ve bana ışık veren insanları izliyorsunuz şu anda. Ve bu şekilde yani ışık veren birçok insan çıktı hayatıma da. Siz de yani herkesin sevdiklerine daha bağlandığı, dayanıştığımız, gerçek hani doğru bilgiye ulaşabildiğimiz aslında daha kolay olduğu bir dönemde, hem de komple teorilerin olduğu bir dönemdeyiz ama biz buradayız. Yani bilim insanları olarak, klinisyenler olarak gerçekten hiçbir amaç gütmeden yani cumartesi günü burada 1,5-2 saatimizi geçirdik. Sırf doğru bilgiye insanlar ulaşabilsin diye. Evet yani ben umutluyum. Yani bu dönemden daha kuvvetli çıkacağımızı düşünüyorum. Nurten Yücel, hocalarımızı çok seviyorum. Bu süreçte çok faydalı oldular. Yol haritamız oldular demiş. Hande Doğar da değerli bilim insanlarımıza minnettarım. Büyük özveriyle yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim demiş sizlere. Ve tüm soruları atlamadan çok net cevaplar aldım. Doğru yerde doğru insanları takipteyim. Çok teşekkür ediyorum. Hepimize bol sağlıklı günler, bol aşılamalı günler diliyorum mesajı gelmiş. Seyircilerimizden gerçekten hepinize çok minnettar, teşekkür eden yorumlar var. Ben de Medyascope adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Her hafta bizlere bu vakti ayırdığınız, bizim bu konudaki sorularımızı yanıtladığınız ve bizim aracılığımızla salgınla ilgili doğru bilgiyi verdiğiniz için hocalarımıza çok sağ olun diyorum. Biz bu yayını izleyicilerimizle bir daha duyurmuş olalım buradan. Her hafta aynı hocalarımızla yapıyoruz. Her hafta koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları hocalarımıza sorarak buradan doğru yorumları, doğru bilgileri sizlere aktarıyoruz. O yüzden bu yayınımızı da beğenmenizi, bizim Medyascope YouTube kanalımızı takip etmenizi ve yayınlarımızı da her hafta izlemenizi ben de sizlerden rica ediyor ve bekliyorum hocalarımızın emeğinin karşılığında. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Daha sağlıklı günlerde, haftalarda, önümüzdeki haftada sizi tekrar görmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Bu hafta çok kıymetli 4 konuğumuzla koronavirüs salgınıyla ilgili izleyicilerimizden soru aldık. Darwin Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Esin Şenol'u, İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nden Doçent Doktor Müge Çevik'i, Bilkent Üniversitesi'nden Doçent Doktor Urartu Şekeri ve Dresden Üniversitesi'nden Almanya'dan Doçent Doktor Çağhan Kızıl'ı ağırladık. İzleyicilerimizin salgınla ilgili sorularını yanıtladık ve salgını konuşmak için bizler her hafta burada olmaya devam edeceğiz. Medyascope'u takip edin. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.